Necip Oğulları'nın yeni transferi Enston'un sunduğu spor gündemi başlıyor. Kon TV'den hepinize iyi akşamlar. Sayın seyirciler, spor gündemindeyiz. Çok değerli konuklarımız var bu akşam yine. Birbirinden değerli konuklarımızı hemen tanıttıktan sonra programımıza geçeceğiz. Süper Lig'de tabii ki heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ama ligin altı üstüne geldi. Her şey birbirine karıştı. Maç trafiği, maç programları, 3 güne bir maç ve Konyaspor'un da üst üste gelen fikstür dezavantajı derken bir haftada İstanbul'da Konyaspor 3 maç oynayacak, bir geride kaldı. Dün akşam Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya gelen Konyaspor rakibine 3-0 mağlup oldu. Skora bakıldığında Galatasaray'ın Konyaspor'u eze eze yendiğini düşünür insanlar, maçı izlemeyenler, ama öyle bir maç olmadı. Konyaspor belki de Galatasaray'ı en kötü yakalayabileceği dönemlerden birinde yakaladı. Direndi, mücadele etti. Ardından Ali Şansalan devreye girerek Galatasaray'ı, benim şahsi fikrim, rahatlattı. Verdikleriyle, vermedikleriyle, atmadıklarıyla. Oyundan atması gereken Barış Alper vardı. Avantaj kuralını uyguladım efendim filmiyle. Orada da bir şekilde rakibin 11 kişi devam etmesini sağladı. Hemen konuklarımızdan yorumlarını alacağız. Basketbolda bir transfer yapılacaktı, o gelecek. 1922 Konyaspor hazırlıklarına, çalışmalarına devam ediyor. Sevgili seyirciler, çok değerli iki konuğum var. Hemen solumda Sayın Selim Akyüz, doçent, doktor, iletişim fakültesinden öğretim görevlisi. Meslektaşımız, yaptığı programlarla, yorumlarla yıllarca camiaya yön verdi, ışık tuttu, tecrübelerini aktardı. Sağ olsun bu akşam bizleri de kırmadı. Hoş geldin Sayın Akyüz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz bizler de hocam. Ve diğer tarafta da yine aynı şekilde İletişim Fakültesinden gerçekten birçok genci camiaya kazandırmış. Hatta şu anda İstanbul'da ulusal medyada görev yapan Galatasaray maçında birçok kişiyle ben görüştüm. Furkan'dan tutun. Diğer kardeşlerimiz, bugün TGRT'de yorum yapan kardeşimiz Yakup kardeşimiz İbrahim, Erzurumluydu değil mi? İbrahim, Yakup. Hepsi orada ulusal medyada görev yapan kardeşlerimiz Selman hocam ve Mete hocamın efendim elinden çıktılar, öyle diyeyim. Onların tornasından geçerek iyi yerlere geldiler. Ve diğer tarafta da zaten ismini söylemiş oldum. Sayın Mete Kazas hocam, doçent doktor, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Bu arkadaşlarımızın üzerinde bizim kadar pek tabii ki iletişim fakültesindeki diğer hoca arkadaşlarımızın, hocalarımızın, bizim öğrencilerimizin de çok büyük emekleri var, katkıları var. Onları da unutmayalım. Hepsine teşekkür ediyoruz. Onlar bizim gururumuz. Yani İstanbul'da bizi temsil eden, ulusal medyada bizi temsil eden eski öğrencilerimiz bizim gururumuz. Bizim görevimiz de zaten onları yetiştirip iyi birer basın mensubu olarak meslek hayatlarını sürdürmelerini sağlamak. Gittiğinizde bu kadar iyi izlenimler bırakıyor olmaları sizde bizim için de ayrıca bir gurur tabii. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Yani ve aklıma şu geldi. Selçuk Üniversitesi bu konuda demek ki çok iyi. Eski rektörlerimiz, hocalarımız, sizler çok iyi çalışıyorsunuz. İşinizi o kadar iyi yapıyorsunuz ki şöyle söyleyeyim. Yani orada karşılaştığımız eskileri saymazsak, bu yaşını almış ağabeylerimiz, büyükler var. Onlar emeklilik aşamasına gelmişler. Genç nesilden eğer 5-6 kişiden 3-4'ü Selçuk Üniversitesi çıkışlıysa çok büyük bir yüzde bu. Bu çok büyük bir başarı. Ve onların bu sektörde, ulusallarda görev yapıp işlerini de başarıyla yapmaları da çok önemli. Evet, sevgili seyirciler, hani derler ya, ezilmedik ama kaybetsek de kazandığımız isimler oldu. Onları da konuşacağız. Bunlardan bir tanesi Deniz Ertaş'tı. Bizi ve camiamızı şok eden davranışlara da maruz kaldık. Hiç beklemediğimiz isimlerden gördük. İsimden gördük bu davranışı. Bizi çok üzdü, çok kırdı dünden bu yana. Konyaspor camiası nasıl olur
böyle bir şey diye sorgulamaya devam ediyor hala. Konunun ne olduğunu biliyorsunuz, onu da konuşacağız. Maçla başlayalım, hakemi de konuşacağız ve hemen iki gün sonra Fenerbahçe maçı var, onu da konuşacağız. Selman Hocam, Mete Hocam'la başlayayım müsaadenle. Tabii, buyurun, istersen. Yaş var değil mi aramızda? Var var tabii. Benim de hocam. Çok az. Öyle mi? Tabii benim de hocam yani. Biz de gazeteciliği ondan öğrendik. Sonra beraber öğrencilerimize aktarmaya başladık yani. Maşallah, tebrik ediyorum. Mete Hocam, ben Sayın Başkan'ı burada konuk ederken Ömer Korkmaz Beyefendi'yi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından bir beklentim olmadığını, yeter ki bu maçlarda kart görmeyelim, cezalı vermeyelim, sakatlık olmasın. Ligin bizim açımızdan İstanbulspor maçıyla başlayacağını, ardından Antalya maçı, bu iki maçtan alınacak 6 puanla biraz ritmimizi yakalayacağımızı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşacağımızı düşünüyorum. Ama düşünüyorken dün şahsen Galatasaray karşısında iyi mücadele eden, yani futbol anlamında belki çok bir şey koyamadık ama bu Galatasaray karşısında kaç tane pozisyon bulabilirsiniz ki yani? Kesinlikle. 6'ya 2 gidiyorsunuz ama evlere şenlik sonuçlandırıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti sizin açınızdan Galatasaray maçı? Futbol olarak bir kere Konyaspor beklentinin üzerinde bir performans ortaya koydu. Bu karşılaşmayla ilgili bence karşılaşmanın öncesinde yaşanan Konyaspor'daki mini kriz mi, orta boylu kriz mi yoksa büyük kriz mi olarak isimlendirilir bilmiyorum. Onun detaylarını sen muhakkak Selman'dan da benden de daha iyi biliyorsun. İki kadro dışı vardı. O kadro dışıların da bence bu karşılaşmaya kısmen etkisi oldu. Hem moral motivasyon açısından hem de saha içi oyun organizasyonu bakımından. Çünkü iki oyuncu da direkt oynayan oyunculardı. Ve özellikle kalede belki Deniz'in büyük performansıyla çok bir şey hissetmedik ama Çikaleşi'nin hücumdaki takım organizasyonunda eksikliği bence çok hissedildi. Onun altını çizelim. Yani o meselenin detaylarını muhtemelen sen çok daha iyi biliyorsun. Onunla ilgili izleyicilerle detay paylaşacaksın. Ama genel anlamda 90 dakikaya baktığımızda çok klasik bir, artık gerçekten olmasını istemediğimiz İstanbul takımı, Anadolu takımı mücadelesinde bir hakem performansı izledik. Yani bu artık klasikleşti. Bizim hakem eleştirilerimizin tam orta noktasında duruyor. Ve bu artık hani sözde seyirciye çaktırmadan yapılan İstanbul takımını kollama çalışmaları gerçekten Türk futbolunu gerçek manada katlediyor. Yani bununla ilgili yapacak hiçbir şey yok. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Burada bir kültürün değişmesi gerekiyor. Bakış açısının değişmesi gerekiyor. Yani maç 0-0 giderken İstanbul takımını kolla İstanbul takımı skor avantajını yakaladıktan sonra düdükleri ortadan çalmaya başladı. Bravo. Bu tam bir gerçekten şah eyyam. Kurnazlığı. Bir eyyam yani. Başka hiçbir şey değil. Yani maçı seyretme şeyini de ortadan, zevkini de ortadan kaldırıyor. Ben senelerdir burada gerçekten sahanın içerisine odaklanıp iki takımın performansların dışına çıkmadan maçı nasıl yorumlayabiliriz? Seyirciye oyunla ilgili hangi gizli detayları verebiliriz? Onun peşinde koşan bir yorumcuyum. Naçizane biliyorsun. Ama bu maçta ben bile artık yani gerçekten isyan ettim. Ya bir kere düdükleri bir saniye, iki saniye geç çalmak bile bunun bir emaresi biliyor musunuz? Yani kafada neredeyse hakem kendi kafasında bir var kurmuş biliyor musunuz? Yani o varı kafasında bir canlandırıyor pozisyonu. Ben bu pozisyonda ne çalarsam nasıl tepki alırım? Ondan sonra ilerliyor. Ya golden hemen sonra, yani biz kaçıncı dakikadaydık ilk golü? 63. 63. 63'ten sonra bir hakemin pozisyonlarla ilgili birden adilane olmaya başlaması çok enteresan değil mi ya? 63. dakikaya kadar hep o taraftan çalacaksınız. Konyaspor'un gardının düşeceğini biliyordu tabii yani. Yani çok üzücü. Enteresan ya. Çok enteresan. Yani bu şeyden önce, futboldan önce, bilirsiniz beni, 20 senedir tanırsınız ikiniz de, belki de fazlası var. Ben de şaşırdım hocam. Ben hakeme en son konuşurum. Evet. Gerek yoksa hiç konuşmam bile ama yani gerçekten bu hafta artık yuh dedim ya. Ki bu isim Türkiye'de hakem camiasında önde sayılan birkaç isimden birisi. İyi diye nitelendirdiğimiz birkaç isimden birisi. Yazık etmeyin Türk futboluna ya. Ya bu takımların buna ihtiyacı yok. Bırakın arada bir berabere kalsınlar, yenilsinler. Bir şey olmaz bu takımlara ya, İstanbul takımlarına. Bir şey olmaz, korkmayın.
Bu kadarını söyleyip geçiyorum. Yani insiyanım, maçtan önce konuşmam bile biliyorsunuz. Yani takım performanslarından önce konuştuğum, yaptığım şey değildir ama ben bile isyan ettim bu hafta ya. Haklısınız evet, hocam. Evet, bunun altını çizmek istedim. Önemli olduğu için de birinci sıraya çektim. Çünkü önemli bizim için ilk sıradadır. Ondan sonra takım performanslarına gelelim. Konyaspor, evet, İstanbul'da gerçekten ligin başından bugüne kadar çok az puan kaybederek gelmiş ve hani ekonomik anlamda kadro kalitesi bakımından Konyaspor'la kıyas edilemeyecek bir 50 bin kişilik stadyumda nasıl bir performans sergilenecekse ona yakın bir performans sergiledi. Zaaflarımız sezon başından beri devam eden zaaflarımızla aynı. Senin ifade ettiğin çok doğru bir şey var. Yani bu pozisyonları İstanbul'da Galatasaray deplasmanında buluyorsanız gol yapacaksınız. O zaman puan ya da puanlar şansınız olabilir. Yapamıyorsanız kaderinize razı olacaksınız. Kazandıklarınıza bakacaksınız. Bir kere bizim tek kanatla oynadığımız bir karşılaşma oldu. İyi mücadele ettik evet ama ofansif anlamda Moreno'nun olduğu kanadın dışındaki kanadımız hiç çalışmadı desek yeridir. Yani Filip maalesef yani takımı hani kartal diyoruz ya, çift başlı kartal. Kartalı tek kanatla uçmak zorunda bırakıyor. Alternatifi olan ya da aslında o onun alternatifiydi. Muriç'in alternatifiydi normalde Filip ama alternatifi de ondan farklı değil. Şimdi bu noktada hocayla ilgili eleştiri yapamıyorsunuz. Yani yok, kimi oynatacaksınız? Çıkıp kendiniz mi oynayacaksınız? Sol kanadı, takımın sağ kanadı hiçbir şekilde ofansif anlamda katkı vermiyor. Ve dikkat ederseniz bütün hücumlarımız Moreno'nun kanadından şekillendiği için de Galatasaray orayı kilitledi ve onu da işlevsiz hale getirdi. Bir tane pozisyon var. Hadi işlemedi, top götüremedi. Ceza alanının içinde karşı karşıya neredeyse kaldığı bir pozisyon var Filip'in. Onu da maalesef neticelendiremedi. Yani onları yakaladığınızda atmanız gerekiyor. Şimdi forvetteki sıkıntıdan sen bahsettin. Biraz da ben bahsedeyim. Biz Nelson'dan tecrübesi dolayısıyla en azından Soko kadar ileride top tutmasını ve hücum organizasyonlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Son vuruşlarda zaten bir meziyetini görmedik ama en azından topun 3. bölgede biraz daha, özellikle bu maçlarda bizim takımımız zaten direnmeye çalışırken biraz daha topun orada vakit geçirmesi lazım. Yoksa defansif anlamda çok zorlanıyoruz. Ama Nelson orada top tutmak bir tarafa, özellikle takım hücumdayken sayıca 3. bölgede çoğalmışken 2 tane 3 tane kritik top kaybetti. Ve biz o hataları çok zor engelledik. Galatasaray zaten kapalı Konyaspor defansını aşmakta çok zorlandı. Yaşadığımız tehlikelerin tamamında bizim hücuma kalkmışken, yani takımın bizim hücum bölgemizde kaybettiğimiz Nelson topları, Filip toplarından çok büyük problemler yaşadık. Ve çok büyük efor sarf ediyor takım hızlı geri gelmeye çalışırken. Dikkat edin, özellikle ilk yarıda biz pek tabii ki çok kritik kurtarışları var Deniz'in ama yani Galatasaray set hücumu yaparken, yani biz tam pozisyonumuzu aldığımızda, savunma pozisyonu aldığımızda çok da büyük açıklar vermedik. Uzaktan vurmak zorunda kaldılar. Serbest vuruşta tehlike yarattılar. Giremediler. Ama özellikle ikinci yarıda takım yorulmaya başladıktan sonra buldukları ilk açık alanlarda gol buldular. Yediğimiz golü dikkat edin, ilk yediğimiz gol Abdülkerim'in sol ayağıyla vole attığı gol. Normalde biten bir hücumun yeniden başlamasından kaynaklanan bir goldü dikkat ederseniz. Onun için biz buraları eğer biraz daha sakin kalıp oynayabilsek belki direnebilirdik. Ama bu hakemle nereye kadar, tabii orası yine soru işareti. Şunu ifade edeyim, özetle lafı çok uzatmayayım. Oyuncu performanslarına tek tek geliriz. Ben Galatasaray karşısında en azından ilk yarıda bu kadar dirençli bir Konyaspor'da beklemiyordum. Bazı şeyleri doğru yapmaya başladık. Ama bu takıma takviye olması şart. O yani artık hani çok açık. Problemlerimiz aynı yerden devam ediyor. O devam eden problemleri çözecek transferler yaparsak bence yani ligin sonuna doğru çok da büyük problemler yaşamayacağız. Ama çözemezsek transferlerle o problemi, çok net ifade ediyorum, ligin sonunu zor getiririz. Evet, zorlanırız diyorsun. Yine devam edeceğiz hocam, girizgah bölümünde ifade ettiniz. Selman hocam, siz de nasıl düşünüyorsunuz? Böyle bir mücadele, böyle bir maç bekliyor muydunuz? Kırılma anları neydi? Nasıl geçti Konyaspor açısından Galatasaray deplasmanı? Yani tabii hakem kararlarının çok ciddi etkisi olduğunu ben de düşünüyorum. Yani işte dönen pozisyonda, faulden dönen pozisyonda gol olması,
Her ne kadar bazı Galatasaray'a yakın yorumcuların ya tamam artık bunları da fazla konuşmayalım deyip üzerini kapatmaya çalıştığını görsek de bunlar hakikaten üzeri kapatılacak şeyler değil. Yine de ben Konyaspor'un buradan hani belki galibiyet beklemiyordu. Fakat oyuncular bu tür maçlara biraz daha farklı hazırlanıyorlar. Hepimizin takdiri bu. Hepimizin de yıllardır gördüğü bir şey. Çünkü vitrin maçları bunlar. Bu maçları herkes izliyor. Ve oyuncular kendisini orada gösterip gelecek yıllarda veya sonraki haftalardaki hem performansına katkı sağlamaya çalışıyor hem de sonraki sezonki planlamalarını bu maçlar üzerinden daha fazla yapmaya çalışıyorlar. Bunu görüyoruz. Yani bir şey de diyemiyoruz artık. Aslında doğru değil. Her maça aynı motivasyonla çıkması gerekir futbolcuların. Ama ben hocamın da söylediklerinden sonra aklımda şöyle bir şey oluştu. Sezon başında bu takıma hakikaten çok büyük kötülük yapılmış yani. Evet. Maalesef. Yani Fatih Bey'i ben buradan maalesef yine hiç iyi anamayacağım. İyi niyetinden şüphemiz yok ama yani işi bilmedikleri, bilene emanet etmedikleri o kadar aşikar ki yapılan bu transferlerden. İşte geçen yıldan beri aldıkları kararlar, hoca tercihleri ona da değiniriz. Yani ben her ne kadar elindeki kadro kısıtlı olursa olsun Hakan Hoca'nın da şu an takımı hakikaten iyi oynatmadığı kanaatindeyim. Evet elinde iyi bir malzeme yok ama yani diyelim 10 tane iyi malzemen olması gerekir. Senin 6 tane var değil mi? O 6'yı bari düzgün oynat yani ya. Üzülüyorum yani. Ya bu maça hakikaten Oliveira ile çıkmak ya da en azından o adamı nasıl 90 dakika sahada tutuyorsun? Aklım almıyor gerçekten yani benim. Kaleciyle karşı karşıya hocam. Evet. Şimdi hani herkes helal olsun yönetime bak nasıl Çıkaleşi'yi kadro dışı bıraktı. Kaleciyi kadro dışı bıraktı. Bunların ikisi de biri atan biri tutan derler yani. Olmazsa olmazı takımın. Çıkaleşi'yi falan çok takdir ediyorum ben. Hakikaten Konyaspor'a çok büyük katkıları oldu. Parasını istemesinde de çok ciddi bir sakınca görmüyorum ama onu birazdan konuşuruz. Sadece para değil problem. Neyse ben konuşuruz yani onu. Yani bu oyuncuların kadro dışı kalmasında işte helal olsun yönetime falan deniyor ya. Ama bunun sonucunu da görüyoruz. İşte o karşı karşıya olan pozisyonda Çıkaleşi olsa o goldü. Ya goldü yani. Hani %1 pay bırakayım. %99 goldü o. Bu kadar mı kötü olunur, kötü vurulur? Bu kadar mı kötü motivasyonsuz olunur? Yani bu oyuncu yıllarca işte bu üst düzey liglerde nasıl oynamış? Hakikaten aklım almıyor yani. Yani diyorsun ki koydum tecrübesinden dolayı koydum Nelson'la tamam, başladım. Evet, gördün, 45 dakika gördüm hiçbir şey yapmadı. Onu soyunma odasında bırakırım. Emrah'ı alırım diyorsun. Bitti. Böyle 46'da. Diyel 60 olsun ya. Golü yedikten sonra bari çıkar. 63 olsun yani. Golü yedin o zaman çıkar ya. Kaçta girdi? Emrah'ın sonlara doğru girdi. Yani bu olacak iş değil hakikaten. Yani Ahmet Oğuz'u nasıl bir motivasyonla tekrar maça alınır ben bunu da anlamıyorum mesela yani. O yüzden hocayla ilgili kafamda çok ciddi tereddütler oluştu bu maçta benim. Ya tecrübesi yetmedi, ne yapacağını şaşırdı, eli ayağına dolaştı. Acaba daha da fazla fark yerim diye mi böyle bir değişiklik yaptı? Adam ileride top tutuyor, gol atamıyor tamam da ileride top tutuyor. Rakibin hem oradan rahat çıkmasını engelliyor hem de kendi arkadaşlarına alan açıyor desen tamam anlayacağım yani hocamın dediği gibi. Ya o da yok. Adam aksine takıma zarar veriyor, top kaybediyor orada top, yani. Top kritik toplar kaybediyor. Top kaybediyorsun, top tutmayı bırak, pas yüzden düşük. Yani hakikaten çok kötü. Şimdi o yüzden sene başında bu takıma yapılan kötülüğü hakikaten Konyaspor taraftarı da şu an Konyaspor yönetimine gelen sayın yöneticilerin de unutmaması gerekiyor. Biz ne yaparız da bu hataya bir daha düşmeyiz diye çok inceleyip sık dokumaları gerekiyor. Çünkü hakikaten takım zor durumda. Yani ben her halükarda Konyaspor'un yine ligde kalacağını, bunun büyük camia olması dolayısıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü büyük camialarda eninde sonunda o camialar insanlara yapması gerekeni yaptırır. Yaptırır. Biz yaptırırız. Taraftar yaptırır. Çünkü biz gönülden Konyaspor'u destekleyen insanlarız. Gazeteciliğimi burada bir kenara bırakıyorum yani. Taraftar olarak söylüyorum. Gazeteci olarak ayrı konuşuyorum. Ama şu an
Bir Konyaspor sevdalısı olarak söylüyorum. Binlerce insan bu camianın yapı taşları. Onlar kim ne yapması gerekiyorsa yıllarca bunu gördük. Son maça dahi kalsa bunu en de sonunda yaptırtır, yapar ve yaptırtır. Üzerine düşeni de yapar. Yapması gerekeni de o insanlara yaptırtır. Yani mesajım buradan umarım alınmıştır inşallah. O yüzden hakikaten Konyaspor'un çok doğru titiz adımlar atması gerekiyor. Ben Galatasaray maçında kaleci konusunda Bernardoni'nin zaten hani böyle bir kalecinin evet işimize yarıyor mu? Konyaspor'un hakikaten işini görüyor mu? Görüyor. Ama yani nereye kadar 34 yaşında adam oynatacağız biz ya? Özellikle son 5 senedir yalvarıyorum. Mesela Abdülkerim konusuna geleceğiz. Onu ayrıca konuşacağız. Ya konuşalım. Ya ben yıllardır ya yalvarıyorum. Arkadaş bu takımın yedek kalecisi bari genç olsun diyorum ya. 35 yaşında bir 34 yaşında bir kaleci getiriyorsun. Yedeği 32 yaşında. Ya elinsaf ya. Elinsaf tamam kaleci önemli bir mevkidir. Ama yani hiç mi yetişmiyor arkadaş bu şehirden veya Türkiye'den genç bir kaleci? Bak işte Taner Ay sağ olsun bulmuş gelmiş bu çocuğu. Belki yok olup gidecekken bulmuş gelmiş yani. Bursa'ya gitmiş, oraya gitmiş, olmamış falan. İşte Kuşadası'ndan bir yerden almış gelmişler. Kadro dışı yani. Kalmasalardı Deniz'e şans verilir miydi? İşte genç kalecilerin... Yok. İkinci lige kiralarlardı bir sene sonra. Abi, morali, genç kalecilerin birinci yedek olmasını istememin sebebi bu. Böyle durumlarda oynarsın zaten yani. Ondan sonra kendine şans bulur ve güven verirsen devam eder gidersin. Niye biz 34 yaşında... Tamam Bernardoni bu sene oynadı. Bak adam çatır çatır verin paramı da. Yok bilmem ne. İkinci ihtar herhalde bu değil mi? Tabii. Bildiğim kadarıyla. İkinci ihtar. İkinci. Ya senin Deniz'in yapmaz bunu işte yani. Sen zor durumdaysan 2-3 hafta daha idare edebilir mesela yani. İşin bir de bu tarafı var. Ha futbolculara paralarının ödenmemesi bilmem... Bunlar hakkıdır. Alsın evet. Ama her kulübün zorda olduğu durumlar var yani. Ödemen biraz gecikir. Bir yerden alacağın gelmez. Şu bu. Yani bunları... Senin altyapından yetişmiş veya işte aldığın diğer takımlardan bulduğun scoutla tespit ettiğin genç oyuncular, yerli oyuncular daha çok tolere eder. Ve bu oyuncuların motivasyonu daha yüksek olur. Yalvarıyoruz yıllardır ya. Ne Abdülkerim konusuna geleceğiz o konuda. Onu hakikaten doluyum yani. Tamam, hakikaten onlara, doluyum. Onlara geleceğiz. Ama Ahmet Oğuz'un oynaması, Oliveira'ya bu kadar sabredilmesi, ha, takım genel olarak mücadele etti mi? Tebrik ediyorum. Mücadele ettiler. Ellerinden gelen bu kadar mıydı? Hayır ya. Daha fazlasıydı. Bunda hem oyuncu kalitesinin düşüklüğü hem de teknik direktörün yanlış tercihlerinin etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Evet maç sonunda o zaman teknik direktör demişken açıklamaları bir izleyelim. Yani böyle bir tasarruf olacak mı? Taraftarlar da yazıyor. Hani ikinci yarıya yeniden başlayabilmek için Hakan Keleş konusunda bu krizi ya da sıkıntıyı öyle söyleyeyim. Bu girdap. Buradan çıkartabilir mi ya da yapılacak mevcut oyuncularla beraber Hakan Hoca'ya da tabii çok daha aşırı böyle yüklenemiyoruz. Hocamızın da söylediği gibi elindeki oyuncu kalitesi bu. Ama Selman Hocam da diyor ki bunu daha iyi kullanabilir diyor. Yani buradan daha sadece kadro tercihlerinden bahsetmiyorum. Ben sen buraya çağırdığında birkaç hafta da söyledim. Yani iki hafta olmadı ki takımın başına geleli. Oyun tarzında da savunma evet bu hafta mesela savunmadaki o alan savunmasını alan kapamayı çok iyi yaptılar. Ama hücuma çıkışlarda çok ciddi eksikler var hala yani. Deplasman oyunu ben şu ikinci ara kadar üçüncü hafta değil ki yani. Bugüne İkinci kadar, üçüncü evet. Haftada değiliz yani takımı tanıyacak da şuydu da buydu da değil yani. Ama zaten dört hafta falan hocam defanstan uzun toplarla çıktık hücuma ya. Geçiş oyununda hala problem yaşıyoruz. Yok doğru yani söylüyorsun. Orta sahada adamım yok demesin. Oynatacak bir şekilde çözecek bunu yani. Evet. Ya işte yani. Ya yoksa bizim şahıslarla bir problemimiz yok. Çünkü yeni gelecek bir teknik direktör daha ekstra kulübe bir külfet olacak. Tabii. Giden teknik direktör parasını alacak sonuna kadar ben son maaşına kadar. Ben gitsin demiyorum ama. Hani tutacaksa Hakan Hoca tutsun. Yani ligde tutacaksa Hakan Hoca olsun. Yani onu başaracaksa ama o umudu veriyor mu? Onu konuşuyoruz sizin ifadenizden yola çıkarak. Gel gitler oluyor yani bir istikrar olması lazım yani. Kaç mesela, hafta oldu bak. Sivas maçı bizi çok bozdu değil mi hocam? Tabii. Yani kimse tabii, beklemiyordu tabii. Evet. Sevgili seyirciler baştan sonra teknik direktörlerin konuşmalarını bir izleyelim sonra devam edeceğiz. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maç öncesi kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık. Zaman zaman ilk yarı
İstediğimiz oyunu oynasak da ikinci yarının başında biraz yakaladığımızda pozisyonlar vardı. İlk yarıda çok fazla Galatasaray'a alan bırakmak istemedik. Defans arkası yapacağımız koşularla da biraz etkili olmaya çalıştık. Burada son paslarda, son vuruşlarda biraz sorunlar yaşadık. Ama ikinci yarı yakaladığımız daha net pozisyonlar vardı başlangıcında. Öne geçebilseydik farklı bir oyun, farklı bir oyuna dönebilirdi. Sonrasında yediğimiz gol biraz... Tabii geri düşmek burada seyirci baskısı, oyuncu kaliteleri biraz problemler yaşadık. Sonradan oyuna müdahale etmeye çalıştık. Ama burada biraz kadro kalitemizde, biraz da alternatif oyuncularımızda sıkıntılar çektik. Sonrasında duran toptan yediğimiz gol ve 3-0'lık sonuç. Üzgünüz dediğim gibi. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. 3 maç İstanbul'da deplasman Fener Galatasaray İstanbulspor. Transfere kadar buradan çıkaracağımız puanlar bizim için avantaj olacaktı. Ama ilk maçı mağlup kapattık. Önümüzde 3 gün sonra Fener maçı var. Ona hazırlanacağız. Zor maçlar ama bugün oyun olarak biraz kötü oynadık. İstediğimiz şeyleri çok fazla sahaya yansıtamadık. Bugün Deniz bence ilk maçı olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiledi. Memnunuz. Verilen şansı iyi değerlendirdi diye düşünüyorum. Bu süreçte onunla devam edeceğiz. Onu da iyi maç çıkardığı için tebrik ettim zaten. O pozisyon zaten sağ kenarında da itiraz ettim ben. Hatta dördüncü hakemde faul dedi ama orta hakem vermedi. Zaman zaman zaten anlıyorsunuz sahada verdiği faullerde buradan galip gelemeyeceğinizi diyebilirim. Hakem hakkında çok fazla konuşmuyorum ama hani bu tip maçlarda biraz daha hakemle yani takdir haklarını tamamen kullanıyorlar ve baskıdan dolayı da olabilir diyebilirim ama bir faule de bağlamamak gerekiyor. Yani değişiklikler konusunda hani Galatasaray'ın eksiklerinden bahsediyor ama bizim de 6 tane eksiğimiz vardı. Oyuna müdahale etsek de çok fazla çözüm üretemedik. Yani müdahale etsek de çok fazla çözüm üreteceğimizi düşünemedik. Düşünmedik yani yapamadık bunu. Oyuna soktuğumuz oyuncularda biraz o konuda performans olarak çok fazla verim alamıyoruz. Çok yoğun bir ay zaten bizi bekliyor. 7 tane maç var. Yani burada 3 tane İstanbul olmasına göre bir program yaptık. Fener Galatasaray maçları biraz daha yakın. İstanbul Spor maçı 4 gün şey olduğu için döneceğiz. Fener maçından sonra aynı gün. Tekrar maçtan bir gün önce İstanbul Spor maçına geleceğiz. Zorlu bir maçtı bizim için. Çok fazla 8 oyuncu sayabiliriz kadromuzda bugün olmayan. Maç öncesinde şunu söylemiştim, hafta içi çalışmamızda da şunu görmüştüm. Sahaya çıkacak 11'imizin hepsi çok iyiydi, çok konsantreydi, çok hazırdı. Antrenman performansları çok iyiydi. Bugün maçın başında başlangıç olarak bunu net bir şekilde gördük. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Zorlu bir takıma karşı oynadık. Tabii ki Konyaspor az pozisyon veren, az da pozisyona giren bir takımdı ama bugün Konyaspor'a karşı aslında hücum anlamında istatistiklere baktığımızda çok fazla kalelere şut attık. Çok fazla gol beklentimiz yüksekti. Burada daha net bir skorla daha erken bir skor, gol atsaydık daha erken bir skor bulabilirdik. Ama oyun içerisinde Konyaspor'un girdiği çok net bir pozisyon da vardı. Kalemize de tehlikeli bir şekilde geldiler. Zaman zaman bizim de korkularımız oldu kulübede ama maçın sonunda maçı 3-0'lık bir sonuçta galibiyetle bitirdik. Ben bütün oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün maç içerisinde de seyircimiz belki maçın başlangıcı onlar için de biraz daha zordu. Ama özellikle ikinci yarı daha çok takımı hareketlendiler, takıma daha çok destek oldular. Ve onlarla birlikte tekrar bir galibiyet daha kendi sahamızda aldık. Evet, Ali Şansalan Okan Hoca'yı da biraz kurtardı. Kafa kafaya gidiyorlar Fenerbahçe ile, ikisi de bizi çok bağlamıyor ama canımızı yakan da ilk girişte hiç yapmadığı bir şey yaptı Mete Hoca, hakemle girdi işe. Maçtan sonra ben de bekledim kendisini, Ali Şansalan'ı. Yine yaktın hoca dedim, sağ ol dedim. Konya'ya karşı dedim bir şeyiniz mi var yani, bir düşmanlığınız mı yedeklerle? İyi bir şey diyecek diye döndü, tebessüm etti. Sonra öyle deyince yüzü asıldı. Tabii Rize maçıyla beraber şimdi Ertaç'ı da soracağız. Rize maçını hatırlayın, 2 sene önce Ali Şansalan hem Rahmanoviç'i oyundan atmıştı, hem ilk kez VAR devreye girmemişti. İlk kez geldi geleli Türkiye'ye. Offside'den gol yemiştik. Aynı pozisyonun içerisinde 2 offside vardı. Rize'nin attığı gol. Evet. Orada VAR devreye girmeyerek golü yedirttiler. Sonra işte Rahmanoviç'in atılması falan filan Fenerbahçe'ye aldılar. Üçüncülükten 2'ye çıkarttılar. O maç çok kritik bir maçtı, hatırlıyorum. 1-1 biten maç, evet, değil mi? Yok, yenildik. Yenildik miydi? Bir de 1-1 biten bir maç vardı. Hangisi? Ali Şansalan 2 sene önce o maçın hakemiydi. 1,5-2 sene maç vermediler Konya'ya. Algoritma falan diyorlar ya, çekiyoruz. Alakası yok.
Altı ıslak çünkü Konya'ya karşı Ali Şansalan'ın. Vermediler o günden bu yana, bugüne. En son bu sezonun başında Antalya maçına verdiler deplasmanda. O da berabere bitti. Ardından tekrar bu maça verdiler. Ben buradan yönetime de rica ediyorum. Şu anda yönetim İstanbul'da. Bu adamla alakalı ismini duyduğumda zaten eyvah demiştim. Yine tekrar soracağım. Bir daha bu Konya maçlarına verilmemesi konusunda Federasyon Başkanı Mehaike'ye bir ricada bulunmalarını. İyi de abi nereye kadar ya? Bizim bu hakem yani. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Onu verme, burada, bunu verme. Burada şöyle bir yani. Şöyle bir yanlış yapıyoruz. Biz şu anda şöyle bir yanlış yapıyoruz. Burada takım isimleri önemli değil. Yani biz işte burada Konyaspor'u yorumladığımız ve Konya Kasımpaşa takımı da olsaydı aynısını yapardı diyorsun. Yani mesele burada Anadolu kulüplerinin ya da İstanbul'daki takımların dışındaki takımlarının tek vücut hareket edemiyor olmaz. Buna birlikte isyan edemiyor olmalar. Kulüpler Bakın, Birliği orada, var. Kulüpler Birliği'nin başında kim var? Burada mesele söz konusu İstanbul takımlarının o yürüyecekleri yolda hangi takım varsa onun bir şekilde durdurulması. Bu işte o sene Konyaspor oluyor. Konyaspor'un canı yanıyor. O camia konuşuyor. Ondan sonraki sene işte Altay oluyor, Göztepe oluyor, bilmem Ankara Gücü oluyor. Her neyse. Yani burada bir hegemonya var gerçekten. O tribünlerdeki hegemonya var ya, o hegemonyayı kırmak gerekiyor. Bunu da yani çok boyutlu konuşmak lazım. Sporun tabii diğer toplumsal kurumlarla çok boyutlu ilişkileri var. İşin ekonomisi var, ideolojisi var. Çok boyutlu bir konu. Ama bununla ilgili bu İstanbul takımlarının dışındaki takımların birlikte hareket etmesi ve duruma isyan etmesi lazım. Taraftarları Ali Çamlı çıktı ve bizim ligde devam etmemizi istemiyorsanız biz feshedelim, çekilelim dedi. Bir takımın daha çıkması lazım. Çekilelim dedi Ali Çamlı, Kayseri Spor'un başkanı dün. Yani istemiyorsanız bizi, bir hedefe ulaşmamızı engelliyorsanız, aklınızda başka bir şey varsa tamam biz yolunuza çıkmayalım, biz çekilelim dedi yani. Mesela madem ya mesela, nereye gidiyor bu Türk futbolu, ben bu anlamıyorum ki ya. Senin biraz önce ifade ettiğin o Rize'de çok aleni bir şekilde Fenerbahçe'nin önünün açıldığı maçtan sonra biz radikal bir tepki koyabildik mi ortaya kulüp olarak? Hocam koysan da işe yaramıyor. Ya bir hakikaten şey, köklü bir sorun var burada. Ya başka var bir tabii şey var ki yani. Ama yani bu bunun adım adım ilerlemesi lazım. Şimdi bu haftaki maçtan sonra sistemkar da olsa bir açıklamamız var mı bizim kulüp olarak? Yaptık mı Galatasaray maçından sonra? Çok yapmadık. Yani karınca misali ya. En azından tarafımız belli olsun. Onun için elbette Sayın ki çok derin. Sayın Başkan şunu söyledi ama açıklamaların dışında bizzat MHK ve Federasyon Başkanı'nı arayarak önceki maçlarla alakalı tepkisini dile getirdiğini, Alanya maçından sonra görüntüleri de federasyona göndererek hem Federasyon Başkanı'yla hem de MHK Başkanı'yla bu konuda sistemlerini ilettiğini söyledi. Mustafa Hocam arayıp şu anda bu federasyondan ama bir şey değişiyor mu dediğiniz yani. Gibi aynı yere geliyoruz. Biz yıllardır konuşuyoruz, değişen bir şey oldu mu yok, hocam? Yok. Bugüne yok. Kadar değişen bir şey oldu mu? Şu günlerde hiçbir şey olmaz. Federasyonun çok daha büyük sorunları var bence şu evet. Günlerde. Şu evet, günlerde geçelim abi. Tarjeyi de kaldırın. İlgileneceklerini zannetmiyorum. Evet, bu düzen maalesef adalet hakkaniyetli bir şekilde içinde çok değerli gerçekten hakem camiasının içinde hakkaniyetli maç yöneten yetenekli yeni isimler geldi mesela. Yeni isimler çıkarttılar ama rica ediyoruz buradan. Ondan sonra da işte sahaya girmeler, olaylar, takımların sahadan çekilmesi büyük bir kaos oluşuyor. Zaten biliyorsunuz arka taraftaki başka akıllar işte efendim cambaza bak misali tribünleri karıştırıp oradan bir kaos siyasete işi götürmeye çalıştılar. Burada büyük bir tehlike var. Bunu görmeleri lazım. Hakemler üzerinden daha dikkatli olunması gerekiyor ama biz de adalet istiyoruz kardeşim. Yani cami olarak çünkü canımız bu. Madem güzellikleri konuşalım. Deniz Ertaş'ın fotoğrafını alalım. Ortada dönüyor gerçi Deniz Ertaş ama evet iyi bir maç çıkarttı. İyi uçuyor. Çok uçurmamak mı lazım? genç bir kaleci 18 yaş ne demek? Benim gözümde hala bir çocuk Deniz. Evet. Çok yetenekli. Gelecek vadeden hatta bir Avrupa yolu da görüyorum Deniz'de ama ahlaklı, efendi olduğu için Mehmet'le beraber sürekli maç çıkışları diyalogumuz da oluyor ikisiyle. O yüzden ben şımarmayacağını bildiğim için söylüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hocam sizle başlayalım. Ya bence Selman'ın başlaması lazım. Çünkü Selman'ın kalecilik, sen de kalecisin kalecilik sonuçta. Geçmişi var. Selman'ın onu söylemesi lazım yani. Ben birkaç sene amatör kalecilik yaptım. Kalecinin psikolojisini de iyi bilirim yani. Yedekte kalmak uzun süre mesela hakikaten kaleciye dokunur. Yani belli bir yerden sonra artık oynayabileceği yerleri falan arar. Ama Deniz'in demin de söylediğim gibi yedek olarak
ikinci kaleci olarak kadroda bulunması hakikaten şans. Ha, bu noktada da onu ikinci kaleci olarak tercih ettikleri için de teşekkür ediyorum. Her ne kadar başka hatalı transferler yüzünden kıyasıya eleştirsem de bu doğru bir karardı. Çünkü sizin 34 yaşında bir kaleciniz var ya da kaç yaşındaysa işte. En fazla bir sene, iki sene faydalanacağınız adamlar bunlar. Sizin bakın işte bazı takımlarda örneklerini görüyoruz. 19-20 yaşında kalecileri alıp transfer yapmaması halinde 5 sene, 6 sene sizin yükünüzü çekecek futbolcular yetiştiriyorlar. Bunların çok büyük avantajları var. İşte maliyetinden tutun, aidiyet duygusuna kadar, takım içindeki uyuma kadar çok büyük katkıları olur bu tür oyuncuların. Sayı avantajı da var yabancı kontenjanı konusunda. Tabii ki, tabii ki. Yabancı kontenjanında da siz hani 7 tane, 8 tane oyuncu alacağınıza 5 tane, 4 tane çok iyi adam alırsınız böyle oyuncularla oynarsanız. Hakikaten ben Deniz'i tebrik ediyorum. İnşallah. Ya dün çocuklarımla beraber izledim maçı. Benim oğlan da kaleciliğe biraz meraklı. Savunma oynuyor ama kaleciliğe de çok meraklı. İkimiz böyle o kurtarış yaptıkça hopladık yerimizden, zıpladık yani. Helal olsun diye. Sanki gol atmış kadar sevindik Konyaspor. Yani şu hakem konusu olmasa, Abdülkerim konusu olmasa bu maç benim zerre umurumda olmazdı. Tabii. Çünkü böyle bir genç çocuğu biz kazanmış oluyoruz inşallah. Oluyoruz diyorum, olduk demiyorum. Çünkü çok genç. Bu maçın Galatasaray gibi işte dediği gibi hocamın 50 bin kişinin önünde böyle bir performans sergilemesi. Ya bırakın bu performans sergilemeyi, dizi titrer adamın orada yani. Hakikaten çok zor. Biz tabii üst düzey kalecilik yapmadık ama onun şu an şeyini anlayabiliyorum. Hangi psikoloji içinde olduğunu anlayabiliyorum. Biraz inşallah zaten karakteri sen de söylediğin gibi o dediğin kötüye gidişe çok uygun değil. Efendi çok ahlaklı. Efendi çocuk inşallah çok etkilenmeden tevazusuyla çalışmasına devam eder. Ben iyi yerlere geleceği kanaatindeyim. Ama şunu söyleyeyim. Hani Bernardo'nun geri gelmeli mi gelmemeli mi? Bence Deniz bu haliyle devam etmeli. Zaten o defter kapandı. Onu konuşalım istersen. Bernardoni şimdi orada. Fenerbahçe'de da Deniz kaledi. Çok da. Şeyde yani bunların parasını alacaklarını istemeleri dışında, ihtar çekmeleri dışında başka ne problem var? Takımın içindeki huzuru bozma anlamında, yönetimin üstüne çıkma anlamında, saygısızlık. Anladım. Anlamında. Diğer oyuncuları kışkırtma var büyük ihtimalle. Tamam. Bilmiyorum. Çikaleşi'de de mi var aynısı? Yani iki oyuncunun İkisiydi. Da evet, tamam. Disiplinsiz. Yani Çikaleşi için üzülürüm. Bernardo'nun hiç umurumda olmaz. Ama şurada da kaç hafta kaldı? Hemen transfere başlanır. Bir hafta. Ve bir hafta iyi bir nokta transfer yapılırsa. 11'inde mi başlıyor? 9'u işte ayın 9'una döneceğiz bir saat sonra. Evet. 10.30. Evet. İşte iyi bir nokta, iyi bir golcü transferi yapılırsa orada Çikaleşi eğer yönetim gözden çıkardıysa ama ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Belki de hani özür diler döner geri. Dönerse de Konyaspor'a katkı sağlar. Konyaspor'un faydasına olur. Faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Hem bize çok katkı sağladı. Ben çok da böyle hani belki fevri hareket etmiştir falan diye düşünmek istiyorum. Ya şimdi Bernardo'nun umurunda değil. Başka takımlarla görüşmeler hani falan filan. Kafa hep dışarıda oldu. Gitti geldi ya, bir kanı da bitlendi biraz. Gitti geldi Arabistan orası burası. Biraz para gördü falan. Bunu yapmaması lazım. O zaman gitsin gidecek de, yapacak bir şey yok bir yani. De yıllardır hiç bu kadar yüksek bir performans yakalamadı Sokol. Bunu da yakalamışken emeği çok teşekkür bunu ediyoruz. Transfere dönüştürmek istiyor. Mustafa'nın ifade ettiği psikolojide bir oyuncunun takımın kalması ve takımın kümede kalma mücadelesine katkıda bulunması bence zor olabilir. Zor, zor. Aynı kanaatteyim. Yani Bernardoni ile beraber bir yola çıkmışlar. Bence yolları açık olsun deyip transfer sezonunu ona göre organize etmekte fayda var. Ben olsam yönetici olarak öyle davranırım. Hiç ısrarcı. Yönetimde taviz vermedi. Hem içeriye de bir mesaj verdi. Tabii tabii. Diğer oyunculara da böylece bir mesaj verdi. Yani kalede kendince doğru yanlış. Tabii. Siz Deniz'le alakalı bence, reklama bence gideceğiz. Bence kalede o problem çözüldü. Sokol'da da çözülür. Çok problem olmaz. Deniz'le ilgili şunu ifade edeyim. Selman gereken her şeyi söyledi. Bazı maçlar vardır. Bir kaleciye bir sezon oynasa o tecrübeyi kazandırmaz. Bu maç Deniz için öyle bir maçtı. 3 gol yemiş olmasına rağmen. Yediği gollerde asla hatası yok. Yok yok hiç. Hiçbirinde hatası yok. O çok büyük bir şans. Hatta ilk golde neredeyse çıkarttı. Sadece seken top rakip oyuncunun önüne düştü. Ama ilk yarıda maç normalde 3-0 olurdu Deniz olmasaydı. Şimdi bu maç Deniz için bir sezonluk maç. 18 yaşındaki bir kaleci için çok kıymetli. Şimdi Fenerbahçe maçında sonuç belki daha kötü olacak ama
Deniz bence bu maçta kazanacağı tecrübeyi kazandı. Fenerbahçe maçında artık yani Allah korusun inşallah olmaz da hani 3 yerine takım 4 yerse, takım 5 yerse bile Deniz bu kazandığı özgüveni kaybetmez. Ve bence yani dışarıdan gelen ne olduğunu bilmediğimiz, yaşı 30'u geçmiş kalecilere vakit ayıracağımıza, zaman vereceğimize bu çocuklara verelim yani. Düşecekse de takımımız bu çocuklarla düşsün. Allah muhafaza. Evet. Allah korusun ama ya bu çocuklarla düşsün ya. Birazcık riske düşmez edelim. Düşmez hocam ya. Yani, hayır düşmez. Hayır yani ya en kötüsünü söylüyorum. Düşmez Selma. Hocam ya. Selma'cığım en kötüsünü söylüyorum. Ya şimdi şu Luka Piripi ben üzülüyorum hani bunu sağlam da bir yerden 250 bin dolara aldık diye işte övünüyormuş alan kişiler. Yani bu adamın muadilini bundan daha iyisini Türkiye'deki bir sürü Süper Lig takımının işte alt ligdeki takımların bile bulursun yani. U19 takımları var. Bak A takımlarından bahsetmiyorum. Evet, evet. U19 takımları var. O U19'larında onlarca bunun gibi oyuncu bulursun ya. Elin saf ala ala vizyonunuz bunu almaya mı yetti de 250 bin oyuncuları dolara? Oyuncuları diyorsun. Evet. Çok diyorsun evet. Bu yani, saray önüne amatör takımlara da gitsen önüne top düştü iki tane oynadan. Maçta. Önüne top düştü vurdu abandı gol oldu da bunu mu söylüyorlar bana yani? Elin saf evet. Ya. Her anlamda, her Mehmet alanda. Mehmet Ali çok kolay bir şekilde kadro dışı bırakmayı biliyorlar ama yani. Sevgili seyirciler tabii şeyi de konuşacağız. Allah muhafaza Deniz gibi bir tüm Türkiye ve Türk futbolu bir kaleci kazandı ama şımartmadan yoluna devam etmemiz gerekiyor. Ama Allah muhafaza onun bir sakatlanması durumunda Konyaspor bu hengameden, bu girdaptan bir düşmeme mücadelesi şu an gözüküyor. Ha ben de Selman hocam gibi göreceksiniz ilerleyen haftalarda Konyaspor oralardan uzaklaşıp gidecek. Oraların takımı olmadığını da zaten biz biliyoruz. Yapılacak iyi transferlerle, nokta atışlarla. Ama oraya bir kaleci transferi olacak mı? Denize bir yedek olabilir belki. Bir transferi yapılacak mı? Onu da konuşacağız. Bilgilerimiz var. Transfer sayısı arttı mı? Başka nerelere transfer yapılabilir? Reklama gideceğiz. Hemen okuyayım iki mesaj. Mustafa İpek, iyi akşamlar. Konuklara selamlar. Kaleci Deniz çok beğendim demiş. Bahattin Yılmaz Bey, Cihan Beyli'den iyi yayınlar, selamlar. Resmen hakem Konyaspor'umuzu doğradı demiş. Ali Uslu Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Konuklara selamlar. Hocamıza da selamlar demiş. Her iki hocamıza da. Ali Mankır Bey de iyi yayınlar dilemiş. Devam edeceğiz efendim sırasına göre mesajlara. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Necip Oğulları'nın yeni transferi Enston'un sunduğu spor gündemi devam edecek. Sanayici ve yatırımcıya büyük destek. %14 ila %18 arası peşinat seçenekleriyle 500 bin lira taksit, 30 ay vade. Peşin ödemede ise %30 indirim sizi bekliyor. Talepler başvuru sırasıyla değerlendirilecektir. Telefon 0506 150 42 42 ve 0532 050 78 11. MFT Sanayi sitesi. Bugün yapılacak yatırım yarına güvencedir. Bu şehrin markası olmak ne demek? Bir eve ne lazımsa bulabilmek, her zevke hitap edebilmek, manavdan şarküteriye her istediğine ulaşabilmek demektir. Yeter mi? Yetmez. Uzun yollarda yoldaşlık edebilmek, yolculuklarınıza tatlı bir mola olabilmek, kalitesiyle size ve aracınıza iyi gelebilmek demektir. Çelik kayalar, herkesi bir sofra etrafında toplayabilmek, bol çeşitli kahvaltısından çorbasına, tatlısından ızgara çeşitlerine kadar tüm lezzetleri sunabilmek, uzun yollarda dinlendiren, lezzetleriyle mutluluk verebilen demektir. Alışveriş merkezleri, petroller ve restoranlarıyla bu şehrin markası Çelik Kayalar. Sultan Alaaddin Keykubad'ın büyüklük ve kudret güneşi, sultanlık ve mutluluk yıldızı mükemmellik derecesine ulaşınca, Harezm, Şam, Kıpçak yöneticileri ve dünyanın boyun eğmeyen kimseleri onun adalet dergahının ve büyüklük bargahının itaat halkasına başlarını koydular. Zillullahi filalem, Kasım-ı Muazzam sıfatları
Selçuklu'nun en değerli Keykubadi sikkelerini süsledi. Keykubadi sikkeleri ve binlercesi Darül Mülk Sergi Sarayı'nda. Enflasyonu sıfıra sabitledik. Özel fiyatlarla, taksitle ödeme seçenekleriyle bol hediyeli mobilyalar Elvin mağazalarında. Gelin hayatınızın en güzel misafirliğini birlikte yaşayalım. Nuri Doğan Turizm. Ramazan umresi kayıtlarımız için bilgi alabilirsiniz. Topraktan satış avantajları yapalı mühendislikte. Şimdi al, 2024'te öde. Üstelik 36 ay taksit imkanı. Son 5 yılın en çok kazandıran yatırım şampiyonu gayrimenkulle siz de kazanın. Yapalı mühendislik güvencesiyle. 1968 yılından bugüne Konya'nın ciğercisi Bilal Ciğerci, Mehmet Yüksel tarafından kurulan firmamız 3 kuşaktır kalitenin bayrağını taşımaya devam ediyor. Ciğer çeşitlerinden zıpkına, yürek çeşitlerinden kellelere, sakatata dair ne varsa Hilal Ciğerci'de. Hilal Ciğerci, değişmeyen kalite. Kompetek olarak kombi değişimi, sıfırdan montajı ve tamirinde bu kışta yanınızdayız. Profesyonel ekiplerle kurulan güneş enerjili su ısıtma sistemini Özer Grup güvencesiyle taktırın. Hayatı 1-0 önde yaşayın. Özer Grup. Meram Etli Ekmek İbrahim Usta'da dev kampanya devam ediyor. Gel al ve yerinde siparişlerinizde tek etli ekmek 60 TL. Onlu siparişlerinizde ise sadece 570 TL. Zengin menüsü, yeni ve modern şubesiyle Meram Etli Ekmek, Gazze Caddesi'nde. Üretimde lider, sektörde önder. UMS Makina. Metale şekil veren teknolojisi, hibrit sistemli tasarımı ve iki kat daha hızlı performansıyla çevre dostu sac işleme makinaları üretiyoruz. İstikrarlı üretimle sektöre can, markamıza değer katıyoruz. UMS Makina. Tat yapıyla hayallerinizdeki ev panora evlerinde. 4+1 ve 5+1 seçenekleri, teknoloji ve estetiğin birleştiği mimarisi, seçkin örnek dairesi, panoramik asansörü, kesintisiz manzarasıyla Panora Evleri Başkent Hastanesi karşısında. Kalitenin adı Tat Yapı. O misafiri çok sever. Gözyaşıyla gelene göz aydınlığı, hüzünle gelene sevinç lütfeder. O sevdiğini hanesine misafir eder. Gelin hayatınızın en güzel misafirliğini birlikte yaşayalım. Nuri Doğan Turizm. Ramazan umresi kayıtlarımız için bilgi alabilirsiniz. Hayallerin hayata dönüştüğü özel bir proje. Örnek Park Konutları. Gazze Caddesi'nde 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle sizi huzurlu hissettirecek sosyal alanları ve teknolojiye ayak uyduran araç şarj istasyonuyla yaşamaya değer projeler Örnek İnşaat'tan. Selçuklu'nun en zor zamanlarında Celaleddin Karatay, Moğollar karşısında devleti parçalanmaktan korumak için Türk devlet geleneğinde görülmeyen bir uygulamayı canı pahasına gerçekleştirdi. 3 şehzadeyi birden tahta oturttu ve üçü adına para bastırttı. Üçlü saltanat dönemi sikkeleri ve binlercesi Darül Mülk Sergi Sarayı'nda. 1984'ten bugüne değişmeyen kalite. Kavaklı İnşaat yepyeni projelere hayat vermeye devam ediyor. Meram'ın kalbinde eşsiz tasarımıyla Beymahal Konutları, ayrıcalıklı konumuyla Hasmahal Konutları ve şehrin parlayan yıldızı Nevmahal Konutları. Fark yaratan projeler, ayrıcalıklı hayatlar. Kavaklı İnşaat. Konya'da lezzetin adı da tadı da Halk Etli Ekmek. Patentli ürünümüz Recai Böreği, Etli Ekmek ve Bıçak Arası, Fırın Kebabı ve Çorba çeşitleriyle halkın tercihi Halk Etli Ekmek. Müzik.
Dört bir yanı gül kokulu peygamber ocağınadır yolculuğumuz. Efendimiz'i ziyarete Umre'ye gidiyoruz. 50 yılı aşkın tecrübesiyle donanımlı hocalar eşliğinde Umre'nize eşlik ediyoruz. Çünkü Allah'ın misafirlerine hizmet bizim için şereftir. Ömrünüzde bir Umre Hennes Tur farkıyla. Beyaz ve Gold'un asaleti, modern ve şıklığın gözdesi. Üçlü düğün paketimiz yatak hediyesiyle 105 bin lira. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı paketimiz hem depoda bekletmek hem de taksit seçenekleriyle rahatça ödemek için mobilyanın adresi Elvin Mobilya'da. Kaliteli, modern ve estetik tasarımlı projelerle sadece ev değil, hayallerinizi inşa ediyoruz. Beyruha İnşaat. Sürdürülebilir bir gelecek enerji verimliliğiyle başlar. Mekpan panel olarak zamana dokunuyor. Geleceğe bugünden imzasını bırakan solar uyumlu 4 hadveli kepli çatı panelimizle hem doğaya hem insanoğluna kazandırıyoruz. Geleceğimizi önemsiyor, sürdürülebilirliği destekliyoruz. Mekpan Panel. Gezegenimiz her şeyimiz. Satıyor. Erkan Başar Gayrimenkul satıyor. Evet evet. İstediğin o yerinde. Erkan Başar Gayrimenkul. Garantimiz müşterilerimiz. Toprağın verimini arttıran, çiftçinin yüzünü güldüren %100 yerli marka Metkarsan tarım makineleri, çayır biçme makinesi, yem karma makinesi, helikopter ot tırmığı üretimiyle 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha iyi, daha güçlü, daha kaliteli bir tarım için Metkarsan tarım makineleri. Erkan Başar Gayrimenkul. Garantimiz müşterilerimiz. Konya bizi iyi tanır. Biz kimi zaman küçük ev aletleri çeşitlerimizle çeyiz sandıklarında, kimi zaman şık evlerin kaliteli beyaz eşya takımlarında birlikteydik. Buzdolapları, derin dondurucular, ankastre setleri ve daha birçok ürünü seçkin markaların bayiliğini yaptığımız 7 şubemizle şehre hizmet verdik. Kısacası biz seçkinleri seçtik, Konya ise bizi seçti. Teşekkürler Konya. Tınmazla. Hayat hep kolay. Gelin hayatınızın en güzel misafirliğini birlikte yaşayalım. Nuri Doğan Turizm. Ramazan umresi kayıtlarımız için bilgi alabilirsiniz. Monokon elektrikle yepyeni bir çağ başlıyor. TOGG ve Tesla dahil tüm elektrikli araçlar için donanımlı, kullanışlı ve ulaşılabilir konumlarda AC ve DC seçenekleriyle elektrikli araç şarj istasyonları kuruyoruz. Yeni çağa yerli üretimle destek veriyoruz. Monokon Elektrik. Konya bizi iyi tanır. Biz kimi zaman küçük ev aletleri çeşitlerimizle çeyiz sandıklarında, kimi zaman şık evlerin kaliteli beyaz eşya takımlarında birlikteydik. Buzdolapları, derin dondurucular, ankastre setleri ve daha birçok ürünü seçkin markaların bayiliğini yaptığımız 7 şubemizle şehre hizmet verdik. Kısacası biz seçkinleri seçtik, Konya ise bizi seçti. Teşekkürler Konya. Tınmazla. Hayat hep kolay. Her insan farklıdır ama konu yaşam yeri olduğunda herkes geleceği için en sağlamını, konforu için en kalitelisini, ailesi için en iyisini arar. Konu güven olduğundaysa şehre değer katan projeleriyle tüm yollar Ünver İnşaat'a çıkar. Ünver İnşaat, sağlam yapılar sunar. Sultan Alaaddin Keykubad'ın emriyle Sarp Dağı'yla deniz üzerinde bulunan sağlam kaleye Selçuklu askerleri uçan kartallar ve yırtıcı kaplanlar gibi tırmandılar. Ok yağmuru ve 100 ağır mancınıkla kuşatılan Alaaddin Kalesi 1220'de alındı. Sonrasında Selçuklu'nun en değerli paralarından olan Alaaddin sikkesi burada darbedildi. Alaaddin sikkeleri ve binlercesi Darülmülk Sergi Sarayı'nda. Hayırla ve huşuyla, tekbirlerle ve telbiyelerle çıkıyoruz o kutlu yolculuğa.
Kâbe'mize kavuşmaya, rahmet sağanağında ıslanmaya, alemlere rahmet peygamberimizin huzuruna gidiyoruz. Güvenç Turizm Parkı'yla. Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir. Necip Oğulları'nın yeni transferi Enston'un sunduğu spor gündemi devam ediyor. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Çok değerli konuklarımız doçent doktor Mete Kazaz ve İletişim Fakültesinden yine doçent doktor Sayın Selman Selim Akyüz'e yayınımız devam ediyor. İlginiz, alakanız, katılımınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızda zaman kaldıkça okumaya çalışacağız. Deniz Ertaş'ı konuşuyorduk. Yetenekli, gelecek vadeden bir kaleci olduğunu değerli yorumcularımız da ifade ettiler. Ama şunu da hemen sormadan geçemeyeceğim. Bir kez daha ucunu kanatmıştık reklama giderken. İyi bir kaleci, genç bir kaleci. Bu maçları atlattıktan sonra ligde daha çok uzun bir periyot var. Oralarda bir sakatlık yaşar mı? Moral, motivasyon anlamında düşer mi? Orada bir ihtiyaç olur mu? Çünkü Bernardoni olayı bitti Konyaspor'da. Oraya bir transfer gerekir mi? Yönetim bir transfer düşünüyor. Yorumcularımız ne düşünüyor bu konuda? Onu da söyleyelim. Belki Deniz'in yedeği olacak. Bilemeyiz performansı. Ya Mehmet var bildiğim kadarıyla şu anda kadroda. İkisi sezonu çıkartabilir mi? Bence yani ben transfer önceliği bakımından şu anda kalenin Konyaspor için öncelikli olmaması kanaatindeyim. Biraz önce araya giderken süre yetmedi. Arada sizinle konuştuk ama Konya'nın şu anda acil olarak transferde bir öncelik şeyi yapması lazım. Çizelgesi oluşturması lazım. Yani içine dahil eder misiniz? Yapacak, forvet alacak. Ben etmem. Yani edersen bile o öncelik sıralamasında bana da mesajlar geldi. Sen biraz önce okudun. Hı-hı. Teknik direktörle ilgili de işte teknik direktörde de bir revizyon olması lazım. Transferlerle beraber yeni teknik direktörün belirlenip hatta teknik direktörün o transferleri yapması gerekir gibi mesajlar benim de önüme düşüyor şu anda. Bence teknik direktör transferi de kaleci transferi de bu transfer önceliğinde son sıralarda olmalı. Çünkü çok daha acil çözülmesi gereken transferler var Konyaspor'da. Onlar tamamlandıktan sonra vakit kalırsa belki. Onun için kale konusunda ben iki genç kaleciye bu sene Konyaspor'un... Yani dünkü performansıyla işte bir sakatlık falan olmazsa bu ligi götürebileceğini... Kesinlikle. O güveni verdi size. Kesinlikle. Onu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Eksik yönleri yok mu? Yani Deniz 4-4'lük bir kaleci mi şu anda? Hayır. Mesela top çelmeyle ilgili problemleri var. Ama artı tarafları var. Cepheden çok iyi. Çok iyi. Yani özellikle çok iyi. Yani pozisyonun gelişine göre kaleyi çok iyi. Açı olarak çok iyi kapatıyor. Ya bu yaşta bir... Boyu da iyi. Bu yaşta bir kaleci yani o pozisyonu belirlemekte zorlanabilir. Hiç orada mesela sağlamcılığı benim çok hoşuma gitti. Birkaç tane geri pas oldu. O geri pasların hiçbirini müsait olmasına rağmen kendisi yan pasla ilk maçı olması dolayısıyla değerlendirmedi ama ve direkt oynadı. Hocadan da çok önemli bir bence uyarı almış. Arkadaşlarına da uyarı gitmiş. Takım arkadaşlarına, abilerine. Çocuğu zor durumda bırakmayın. Sen de kendini zor durumda bırakma diye. Çünkü normalde hep savunmadan top paslarla çıkarılıyor biliyorsunuz. Hiç risk almadılar. Deniz her gelen topu ya degaj yaptı ya kale atışıyla başlattı. Hakikaten büyük risk olurdu. Panik yapardı çocuk.
doğru bir stratejiyle kazanacağız inşallah. Ama şu olabileceğini gösterdiği bir pozisyon var. İkinci yarının sonlarına doğru orta alana yerden orta alan oyuncusuna bir pas attı. Yo, olur çok hocam. İsabetli bir pas. Yani maçın sonunda ilk maçı olması nedeniyle. De... Yoksa çocuk zaten buraya gelene kadar hiç maç oynamadı değil yani. Tabii, sonuçta o topu oyuna sokma yetenekleri de futbol kaleci de çok önemli. Seçim yapılırken ona milli göre de seçim yapılıyor. Milli takımın antrenmanlarını yedi sürekli. Belki çok tabii, az tabii. Kaleci olarak çok hani fazla. Hani sadece işte cepheden veya yan toplardaki başarısı değil, topu oyuna sokma becerisi de kaleci de çok önemli olduğu için isabetli oyuna sokma becerisi onu göz önünde bulunduruyor. Peki, ya, buralara kadar hocam gelirken. Size de sorayım. Tamamladınız mı hocam? Siz şunu, devam şunu edin. Şunu söyleyeceğim ek olarak. Mesela uzun toplarda genellikle tek ayağını kullanır kaleciler. Yani eğer sağ ayağını kullanıyorsa topu bir şekilde sağ ayağını alıp uzun topu yapmak ister. Sol ayağını kullanıyorsa solaksa sol ayağını almak ister. Gözlemlediğim şuydu. Maçın ilk yarısında hem sol ayağıyla hem de sağ ayağıyla uzun vuruşlar yaptı Deniz. Demek ki iki ayağını da kullanabiliyor. Hmm. Ben biraz eğer tecrübe kazanır ve biraz rahat maçlara çıkarsa o Bernardoni ile tamamen unuttuğumuz aslında Sehiç ile bizim oyunumuzun bir parçası olan geriden oyun kurmanın da içine dahil olabileceğini düşünüyorum. Yani sanki o şeyi var, o yeteneği var. Yani oyunu var. Geriden kurabilecek, sağ ayağını, sol ayağını biraz, kullanabilecek biraz bir şey. İşte ama birazcık orada yerine gelmesi gerekiyor. Tabii, birazcık özgüveni yerine gelmesi lazım. Acele etmemek lazım, kaybederiz çocuğu yani. Morali bozulursa. Bir maça göre de dediğiniz tabii, gibi çünkü transfer bittiğinde de eyvah dememek için çünkü bizim hata yapma dediğiniz gibi bizim derken yönetimin hata yapma lüksü yok. Bu minimum 4 transfer demişti. Artık bu transfer Çikaleşi'nin de ayrılacak olmasıyla beraber ve stoper konusunda da Calvo'nun bitti zaten. Cezalı duruma düştü gördüğü kartla. Ve gelmedi bile. Konya'ya dönmeyecek bile. Dolayısıyla gidecek direkt olarak. O nedenle oraya da yapılacak. O zaman bu sayı artıyor. Bir de kaleci olursa bu 6-7'ye çıkacak. Krizden fırsat doğar abi. Sen de düşünüyorsun kaleci konusunda. Ben Deniz'in yedeği olarak yani Deniz'i asla ikinci alalım demiyorum ama yarın sakatlık var, o var, bu var. Gençleri çok tabii bilmiyorum. O Deniz'in üçüncü Mehmet var. O nasıl? Yani o nereden geldi? İzleme şansımız ben olmaz. Bence ikisi bu lige götürebilecek. İdare edebilir yani bence. Ama tabii aşağıdan bir üçüncü kaleci çıkarmak gerekecek yani. Şu an yok. Tabii çıkarmak gerekecek üçüncü kaleci. Mehmet'e güven varsa eğer tıpkı Deniz'de olduğu gibi hiç gerek yok. Yani bu çocuğu biz... Mehmet'i kupa maçlarında da göremedik. Biz, ay abi sakatlık başka bir şey olursa işte diyorum o, işte yani. İşte o Mehmet'i izlemediğimiz için. İşte Mehmet'e güven varsa yönetimde ben bilmediğim için söylüyorum. Ama yönetim de görmedi ki Mehmet'i maçta göremediler. Ama onu sonuçta altyapıda hocaları takip ettiği oraya getirenler var. Onların vereceği referanslar ne? İşte, antrenmanlardaki hocam, performansı. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Bazen antrenmanlardaki futbolcular çok iyi oluyor. Maçta çok kötü oluyor. Ya, mesela maç oyuncusu var, antrenman oyuncusu var. Genel itibariyle fikir verir. Yani bazısının psikolojisi kaldırmaz mesela. Çok yetenekçi olur. Riskli çok iyi çalışır. Ama psikolojisi kaldırmaz. Geç olgunlaşır bazısı. Mesela bazısı 25 yaşına kadar olgunlaşır. Bazısı 20 yaşında sanki Deniz gibi yıllardır orada oynuyormuş gibi hareket eder. Şahsen ben de şöyle düşünüyorum. Bir tecrübeli kaleci alınsın. Yerli olabilir. Deniz'in yedeği olsun. Deniz oynasın. O işte çok zor. O işte zor olur biraz. Ya o tecrübeli oyuncu... kaleciyi aldığınız hani... an teknik direktörü ikircikli bir yani durumda bırakır. Garantiye alma anlamında diyorum. Tabii Deniz hata yaptığında öyle hemen çeker kenara. Öyle yani değil o zaman. İşte. Yani o zaman o kaleciyi bitiriyorsunuz. Çocuk şu an iyi. Şu iki maçı da bir görelim. İnşallah 2-3 maçı. Ondan sonra ben inanıyorum ki bu maçları da yine aynı şekilde yüzünün akıyla bitirecek ve devam edecek diye İnşallah düşünüyorum. Ama bir beklemek lazım. Deniz'den Deniz çok için. Biz istiyoruz. Kesinlikle. Onu da söyleyelim. Yani çok ama gidecek hakikaten istiyor. Çok oyuncu var dediğin gibi. İşte Enzonzi gitmek istediğini söylüyor bildiğim kadarıyla. Yerlilerden de çok ama işte bir taraftan. Ahmet, Çikaleşi, Bernardoni, Etti 4. İşte bir taraftan da bunların sözleşmesi devam eden. Bazı isimler net değil henüz. Çünkü yani göndereceğin zaman sözleşmesi devam eden oyuncuyu oturup anlaşacaksın, para vereceksin. Yani bunlar da çok bir taraftan transfer yapacaksın. Çok zor yönetimin şu anda bu önümüzdeki süreçte işi. Şu Kesinlikle. Anda İstanbul'dalar hocam. Kalbo... Gelmediler sebebi İstanbul'da bazı iş insanlarıyla görüşüyor. Konyaspor yönetimi sevgili seyirciler. Sponsorluk anlaşmaları konusunda maddi getiri anlamında görüşmeleri var. O nedenle dönmediler. Bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe maçının ardından İstanbulspor maçına en azından bir oyuncuyu
hemen başkan da söylemişti, İstanbulspor maçında kadroda bulundurmak istiyorlar, bitirmek istiyorlar. En azından bir transferi. Zaten ne kaldı şurada? O maç çok kritik zaten. İstanbulspor maçı çok kritik. Yani onlar havlu attı ama hiç belli olmaz bu işler yani. Dikkat etmek lazım. Serseri takım, rahat takım. En tehlikeli takım şu anda İstanbul. Rahat kaybedeceği bir şey yok. Matematiksel olarak belki umudu devam ediyor ama. Yani bu takımın golcüye ihtiyacı var net. Yani ben Çıkaleşi o zaman var, hemen sorayım. Çıkaleşi varken de söylüyordum ben bunu. Golcü, o başkan diyor ki iki olabilir diyor oyuncuların. İki olmak zorunda bu saatte. Çıkaleşi de gitti. Bana göre iki transfer, golcü iki golcü i̇ki, transfer iki, olacak. İki golcü tamam. Kesin oldu artık yani. Çünkü hadi diyelim Emrehan'ı yedek olarak düşünebilirsin, alternatif olarak düşünebilirsin. Oliveira'dan hiç beklentimiz olmaması lazım yani. Şu an görünen o. Şeyle evet. ilgili bir nihayet karar. Kaç olur sizce? İki golcü dediniz. Nihai bir karar var mı? Öyle tek tek gidelim. Ahmet Oğuz'la ilgili nihai bir karar var mı? Takımdan gideceği yönünde. Şu an yok. Yok. O zaman eğer gitmek, Ahmet Oğuz kalacaksa yani eğer. Yazılıyor, çiziliyor da hani gidecek, kendisi gitmek istiyor gibisinden. Şöyle ifade edeyim. Ama netleşen bir şey eğer yok. Eğer Ahmet Oğuz gidecekse bir tane de stoper alması gerekiyor bu takım. Sağ bek hocam. Yok. Ay, stoper alması gerekiyor. Çünkü o kalbo yani, gidiyor, stoper ihtiyacı stoper var. Stoper zaten alınacak. Ay, stoper ihtiyacını şöyle öteleyebilirsiniz. Eğer kalbo gittiğinde problem yaşamak istemiyorsanız. Uğurcan'ı diyorsun. Tabii canım. Yani Ahmet'i tekrar sağ kanatta oynatacaksanız eğer gitmeyecekse Uğurcan, Adil ve Kahraman'la sezonu belki sonuna yani sonunu getirebilirsiniz. Metehan da var. Tabii. Yani öyle çözersiniz. Ama Ahmet de gidecekse eğer bir stoper almak zorundasınız. Niye stoper almak zorundasınız? Çünkü Uğurcan'ı sağ kanatta bir problem çözen birisi olarak oynattınız ve problemi çözdüğünde gördünüz. Ben performansından gayet yani memnunum. Şu an ideal en azından ediyor. Defansif anlamda problem yaratmıyor. Hocam. Ahmet Oğuz kadar ofansif anlamda katkı sağlamıyor Uğurcan. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu da bir problemdir aslında. Yani biz yok gibi davranıyoruz defansta. Olmaz hocam, o sağ bek de olmaz o. İşte yani defansif anlamda olmaz. Devşirme olduğu için değil mi hocam? Hocam defansif anlamda olur. Defansif anlamda olmaz. Yani şu an ya şuradan şunu çıkarayım. Tamam, bazı zorunluluklar işte maddi zorunluluklar gibi gönderemediğin oyuncular olacak. Evet. Çünkü adam gitmek istemiyorum derse mecbur tutacaksın ve üzerine parasını ödeyip tribüne çıkartacaksın. Ama olmaz özellikle olur. Gol bölgesi. Özellikle orta sahaya kesinlikle parası şuymuş ya bunu almasak mı şununla idare ederiz mi diyemeyeceğiniz iki mevki. Evet. Ne yapıp hani bir ara Eto'lar falan geldiydi ya o zaman da abartılmıştı gerçi ama. Aynı öyle işte gol bölgesine ligi tanıyan yabancı yerli fark etmez hiç kaçarı olmayan bir adam alacaksın. Orta sahaya Soner'in yanına direkt nokta atışı bir transfer yapacaksın. Oğulcan'ın yerine tamam. Evet. Yani bunlar gitmez. Kaçınılmaz. Ya işte paramız yoktu falan diyeceklerse bırakıp gitsinler. Düşer bu takım. Vallahi düşer. Demedikleri için işte İstanbul'da görüşmeler yani yapıyorlar. Yani kesinlikle dememeleri ama lazım. Ama siz ilk bölümde şunu söylediniz. Artık bütün Konya'nın siyasetçileriyle, belediye başkanlarıyla ben onu anladım. Herkesin bu işin içine girmesi gerektiğini söylediniz. Mesaj ulaşır dediniz. Ben açık söyleyeyim. Şunu bilirim, şunu bütün söylerim. Evet. Konya Spor bu konuştuğumuz manada, destek manasında Konya Spor demek, Konya Büyükşehir Belediyesi demek. Sayın Uğur İbrahim Altay bence devre arası transferleriyle birlikte evet yönetime düşen işler de var ama elini taşın altına sokacaktır. Konya Spor'u böyle zor duruma düşürmez diye düşünüyorum ben Uğur İbrahim Altay. Benim tanıdığım Uğur İbrahim Altay çok da iyi tanırım kendisini yani. Hocam kaleciliği öncelemediniz. Siz kaç transfer diyorsunuz? Selman hocam dedi ki olmaz forvet orta saha. Kesinlikle iki forvet orta saha. Eğer yani buradan şey kalırsa yani bir bütçe kalırsa ben sol kanatta da bir kanat forvet oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Oradaki problem sağ kanatta özür dilerim. Sol kanatta Moreno var. Sağ kanatta kanat forvet bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Önceliğim 3. sırada bu. Yani hocam forvet, üç tane adam var orta saha. Ama bunları işte rehabilite etmemiz lazım diye düşünüyorum. Moreno'yu ettik mesela. Moreno ben sezonun başında Moreno'nun yerine de bir adam isterdim. Ama şu andaki Moreno'nun yerine kimseyi istemem. Canla başla oynuyor hakikaten evet. Yani. Ama sen oraya Luka Filip'i almışsın. Filip de, Muriç de. Muriç var, Mehmet Ali var. Yani olmuyor. Yani bir Mehmet yazık. Ali'yi denemediler. Mehmet Ali biraz denenebilir belki orada. Ama ona da fırsat vermediler. Onun için orası da eksik gibi duruyor. Onun dışında işte sol bekte bir problemimiz yok. Sağ beki bir şekilde çözüyoruz ama ofansif anlamda gene o kanatta öndeki oyuncu olmadığı için
problem yaşıyoruz. Eğer Ahmet'in gitme niyeti varsa hiç düşünülmeden onu da, onu gönderip oraya bir transfer mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum ben de. Eğer olabilir. Yani o yeterince istiyorsa... şans bulmadı hocam. O konuda ne düşünüyorsun? Nikorak. Nikorak çok yeterince şans maalesef bulmadı. Maalesef işte. Yani sonradan girdiği oyunlarda da çok ben bu takımın 11 oyuncusuyum izlenimi vermedi hocam, ama ya. Yani bir süre oynatmak lazım, denemek lazım yani. Hemen vazgeçmemek lazım, bakmak lazım bence. İyi de demek ki antrenman performansı da bunun için. Yoksa mesela hoca bu değişiklikleri yaptı Hakan Keleş geldiğinde. Yani çok şey radikal değişiklikler yaptı maçlarda. Belki antrenman performansını görse yani Niko'yla ilgili de öyle bir karar verebilirdi ama hiç vermedi. Yani kötü olacağında ısrar etti mesela. Evet. Enzonzi Rock'tan daha önce girdi oyuna. Niko'dan daha önce girdi oyuna yani. Hocam, ya Enzonzi bile yani. 34 yaşında adam ya. 34 yaşında. Yani demek ki antrenmanda bu ışığı vermiyorsunuz hocaya. Hocam bazı hocalar risk almayı sevmiyor. Hele bu tür takımlara gelen yerli hocalar. Yani ben diyor niye şimdi Nikorak'la uğraşayım bilmem ne. Al işte Enzonzi var. Fransa milli takımında oynamış falan filan. Ama bu bakış atıyor adamı sahaya. Selman bu bakış sonra açısı. Sonra da kızarlarsa ne yapayım kardeşim almışlar. Ben de bunu oynattım diyor yani. Ama bu bakış açısındaki bir adam sağ tarafta Filip'i de oynatmaz. Muriç'ten vazgeçmez. Tecrübe açısından bakıyorsa. Bakmıyor orada. Ya ama işte her tarafta aynı inisiyatifi kullanamıyor ki yani belki de. Öyle bakmak lazım. Ama 4 tane çok net transferi. 4 tane çok net, net transfer net, ihtiyacı var. 4'ün üstüne atışı çıkacak adam hocam. Lazım. Yani 4'ün üstüne. Hayır hayır biz bunları şey için söylüyoruz. 4 tane ilk 11'de hemen oynayacak adam lazım Konyaspor'a. Hemen. Öyle devre arasında yok çünkü yani. Yok yok tabii. Peki Muhammed uzun bir sakatlığın ardından döndüğünde katkı verebilir mi? Göreceli bir şey gerçi soru olarak. Şu an olarak. Durumu ne? Yakın zamanda dönecek. Daha onun... 3 ay önce de yakın zaman deniliyordu. Onun daha işte güçlendirme çalışmaları yapılacak şu bu bir sürü işi var onun. Konyaspor ondan medet beklememeli. Ondan bir medet ummadan diyorsun hani Konyaspor. Son 7-8 haftasına 10 haftasına falan yetişebilir ama bizim oraya kadar bu işi koparmamız lazım. Şöyle bakalım yani. Meseleye. Sakatlık öncesinde biz Muhammed'den istediğimiz verimi alabildik mi? Kritik maçlarda attığı gollerle maçlar kazandı. Özellikle yani, şeyin ortalarında. Cezalı olduğumuz Eskişehir deplasmanında falan Fener'e attığı kafa golüyle attığı goller vesaire kritik katkılar sağladı. Ama saha içerisinde o 90 dakika beklediğimiz forvet izlenimi verdi mi bize? Vermedi. Anladım. Vallahi hocam çıkıldı araya uzun bir sakatlık dönemi. Sakatlanmadan bunu yaşadıysak diyorsun. Sakatlığın oyuncularda yarattığı en büyük problemlerden birisi oyun hızını düşürmesidir. Yani oyuncunun oyuna verdiği tepkiler, pas alışverişleri, hareketlenme, hızlanma ile ilgili beraberinde uzun sakatlıklar problemler yaratır. Bu özellikle forvet oyuncuları için çok büyük bir handikaptır Mustafa'cığım. Yani bizim bu kritik zaman diliminde sakatlıktan 6 aylık bir sakatlık bu. Belki de 6 aylık değil mi? 6 ayı buldu bu sakatlık. Sezon başından uzun beri sakat. Şimdi 6 aylık sakatlıktan dönmüş bir oyuncuyu tekrar maç düzenine sokacak bir şeyimiz yok, lüksümüz şu anda bizim. Ondan medet umamaz Konyaspor yani. Peki. Maalesef. Sevgili ama seyirciler. Orta sahada hocamın dediği o geçiş oyununu yapacak bir 8 numaraya ihtiyaç var. Bu Soner'in oyununu da etkiler biliyor musunuz? İyi bir yani iyi bir şey orada partner. Soner'in oyununu zaten çok... en büyük yaşadığımız problem o. Soner'in oyununu çok değişti. Amir varken Soner nasıl oynuyordu? Tabii Amir varken 9 haftada 5 gol atmıştı Soner. Geçen sene hatırlayın. Onun yanındaki kaliteyi de düşürünce Soner de tek başına kaldı. Bir şey yapamıyor çocuk. Evet. Sevgili seyirciler zaman yine daralıyor. Birazdan Adem Bulut, Konyaspor ikinci başkanı Conte ve Özel maçın ardından İstanbul'da açıklama yaptı. Onu izleyeceğiz. Detaylar var, detay görüntüler de var. Bütün yönetim yine İstanbul'da takımın yanındaydı. Şimdi birkaç mesaj daha okuyayım. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Adam aslını unuttu demek ki. Bağrımıza bastığımız Abdülkerim hareketleriyle bizleri üzdü. Benim için bitmiştir o 42 numarayı giymemeli demiş. Yani çok da hani kesip atmamak lazım. Oraya bir şey de söylemiyor ama hani ben de çok üzüldüm. Yani biraz önce hani programın başında dedim ya bu gençler oynatılsın diye biz yıllardır bas bas bağırıyoruz. Niye? İşte Konya aidiyeti olanlar, altyapıdan Konyaspor aidiyeti olanlar bunlar şehirde futbol kültürünün gelişmesine, arkadan gelen gençlerin umutlarının yeşermesine de sebep olacak oyuncular olduğu için çok istedik bunu yani. Ayrıca takıma çok ciddi katkı sağlar her anlamda. Başta mali anlamda olmak üzere. Abdülkerim'le ilgili ben çok
o oynatılmadığı zamanlarda ekranlarda kendi programımda olsun çağrıldığım zamanlarda resmen böyle küplere biniyordum. Nasıl oynatmazsınız, bu çocuğu oynatacaksınız, zaten Aykut Kocaman bunu yaktı etti falan diye. Hatta yani bunu kişisel bir görüşmeydi, şey yapmak istemiyorum ama çok yakın bir akrabasından da teşekkür gelmişti bana. Çok sahip çıktınız, çok teşekkür ediyorum diye. Söylemeyeyim ismini. Ama ben Konyalı olarak ve gazeteci olarak, spor gazetecisi olarak görevimi yapmıştım gerçekten. Orada oynadıkça, milli takımda oynadıkça ben gururlandım. 42 numarayı giyiyor. Hakikaten gurur duydu Konya. Ama aklım almadı. Yani şeyi anlıyorum. Şimdi Galatasaray gibi dev bir camiaya gitmişsiniz. Dünya sizi konuşuyor. Yani dünya dedim, hakikaten çok büyük kulüpler. İsmi geçiyor. İsmi geçiyor. Övgü dolu açıklamalar yapılıyor hakkında. Bunun oyuncuyu tabii ki bir nebze değiştirmesi, o camiaya bağlılığını biraz arttırması doğal diye düşünüyorum. Şimdi maçta iki tane gol atmış. Biri harika bir gol. Yani ikinci golü de attıktan sonra bir stoperin takıma ne kadar katkı sağlayabileceğinin örneklerinden biri olmaya başladı yani. Hakikaten dünyada bu kadar gol katkısı sağlayan stoper azdır yani. Şu an liglere baktığınızda. Tüm şey zamanları kastetmiyorum. Maçtaki gol sevinçlerini de anlıyorum bir yere kadar. Çünkü arkanızda koskoca bir camia var. Ve yani hani ya gol atıyor, bizi de önemsemiyor. Ama Konya Spor'muş derler. Derler, ben biliyorum yani. O camiaların bir de nasıl, neyse ağzım kötü şeyler söylemesin. Zorlarlar yani futbolcuyu bu konuda. Onu bildiği için futbolcular da hani tamam, belki göz önünde bulundurabilir geldiği camiaya ama çok da problem etmedim açıkçası. Hatta maçtan sonra Twitter'da yaptığım paylaşımda da Deniz'e örnek olarak işte Abdülkerim'i falan göstermiştim. Sonra bir baktım, bir paylaşım gördüm. Konya takımına iyi hazırlandık dedi diye Abdülkerim'in. İnanmadım yani. Ya bu çocuk yıllarca Konya Spor'da oynadı. 42 numarayı giyiyorsun. Burası senin memleketin. Gelip gidiyorsun. Yani bir de bu tecrübedeki bir adamın bir kulüple ilgili kullandığı ifadenin ne anlama geleceğini de bileceğini düşünüyorum. Buldum videosunu. Baktım. Ya hakikaten çok üzüldüm ya. Konya takımı ne demek arkadaş yani? Konya takımı ne demek? Çok üzüldüm yani ya. Bunu ama ben herhangi bir birilerine bir şey söylediyse, bir açıklama yaptıysa lütfen uyarsınlar. Hani ya ben öyle demek istemedim, ağzından öyle çıktı falan diye bir tevili varsa... Uğur Avadan tamam. Yaptı onun adına açıklamayı. Uğur Avadan'ın yaptığı açıklamayla da ilgili konuşacağım yani. O da çok ayıp bir açıklama aslında. Ayıp bir açıklama. Konya takımı ifadesini ben yani suizanda bulunmak istemem ama bilerek kullandığını düşünüyorum. Şimdi bazı şeyler de yazmış. Taraftarlar, dostlarımız da bana yazmışlar. Acaba yönetimle falan mı bir sorun yaşadı da onlara çok kızdığı için mi böyle yaptı falan diyenler var. O gerekçe olamaz. Yani karşında senin koskoca camia var. Ne alakalar yönetimle? Yani Konya Spor yönetimlerinden sorun Konya yaşamış Spor, olabilirsin. Yönetimle daim bir kulüp değil ki yani. Teknik direktörleriyle sorun yaşamış olabilirsin. Seni oynatmamışlardır. İşte geç olgunlaşmışsındır veya bu geldiğin yerlere geç geldiğini düşünüyor olabilirsin. Bunda birilerinin etkisi olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ya senin karşında memleketin ve camian var. Konya takımı ne demek yani ya? O kadar üzüldüm ki. Yani Konya'da bir amatör takımdan bahsediyor gibi yani. Amatör takımların da başımın üstünde yeri var da. Ama Konya Spor gibi büyük bir camia, içinden çıktığın camia. Evet. Uğur Ava'dan açıklama yapmış. Biz Abdülkerim'le ilgili yazılanları gördüm. Gördük. İşte onun Konya Sporluğunu kimse tartışamaz. Sözleşmesi biterken Konya Spor para kazansın diye uzattı. Para kazandırdın diye söv o zaman bir de yani. Öyle mi demek lazım? Ya da bir bu hakkı mı doğurur yani? Ya da takla atsaydın üstüne. Çıkıp şunu desen anlarım. İşte Konya Spor'u çok sever, 42 giyer. O öyle demek istememiştir falan filan desen anlarım yani. Ya bu hayır, nedir? Biz para kazandırdık. Bir de Uğur Avadan niye yapıyor bu açıklamayı? Madem hani sehven hatalar olur ya, hatalar yapılır. Hı-hı. Sehven yapılan hatalarda bir bakarsın ki yanlış anlaşılmasın. Halbuki senin niyetin o değildir. Tabii hemen düzelt. Maçın o heyecanıyla aman dersin ya, ben ne yaptım?
Ya benim niyetim böyle değildi ama bütün Konya halkı, Konya camiası, benim memleketim, doğduğum topraklar, yetiştiğim kulüp beni yanlış anlamış. Dersin kendin hemen bir metin oluşturur, kendin paylaşırsın. Evet, devam edin hocam. Hocama da soracağım. Yani ben çok üzüldüm gerçekten. Bakın ki tekrar söylüyorum. Yani o attığı gollerin ihtişamından, bulunduğu camianın büyüklüğünden kaynaklı o gol sevinçlerini bir yere kadar hazmederim. Hatta yazdım da yani. Oradan linç yemektense kendi camiasının küçük lincini tercih etmiş olabilir falan diye de şaka yaptım böyle. Ama yani o maçtan sonra söylediği çok inciticiydi gerçekten yani. Evet. İki husus var bence burada. Abi bu çocuklar genç adamlar. İleride hani bakarsın birkaç maç sonra telafi eder falan diye de düşünmek istiyorum yani. Ya şimdi Galatasaray'ın futbolcusu ama ben şimdi Abdülkerim'e milli takım oyuncusu perspektifinden bakıyorum. Çünkü Abdülkerim Galatasaray'da bu sene Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarında gerçekten bir stoper nasıl oynaması gerekiyorsa, modern bir stoper oyuna nasıl katkı sağlarsa Konya'da yaptığı gibi orada da aynı şeyi yaptı. Ama milli takım katkısı çok büyük. Ve özellikle bu sene önümüzdeki şampiyonada milli takımın değişmez oyuncularından birisi olacak. Yani bu gözle bakıyorum Abdülkerim'e. Ama Konya Spor'da bir geçmişi ve bir aidiyeti var. Yani sadece bir onun için futbol oynadığı kulüp değil, aynı zamanda memleketi. Tabii öyle ya. Bir detay var. Ve çizip ben atamazsın yani. Şu bakımdan yani şimdi siz orada küçük bir detay diyorsunuz ama bence çok önemli. Bu futbolcuyu küçültmez, büyütür. Konya Spor'a attığı iki gol, güzel goller. Hele ilk gol gerçekten jeneriklik bir gol ve bir stoperin kariyerinde atabileceği, yani ya bir kere atar ya iki kere atar. Attığı golden sonra yerde kalsa ve gelen arkadaşların tebriklerini yerde şöyle kabul etseydi, Abdülkerim bir kat daha büyürdü. Bakın Galatasaray camiası için de büyürdü. Galatasaray camiası şöyle düşünürdü. Ya yani kendi memleketi ve takımına bu saygıyı duyan adam Galatasaray camiasında yarın öbür gün Allah bilir nasıl saygı duyar. Ama şimdi Galatasaray camiası da şunu düşünüyordur. Eski takımda bunu yaptıysa yarın öbür gün daha fazla para verirse bence hiç düşünmezler hocam. Hiç düşünür, hiç emin düşünmezler. Umurlarında bence, olmaz yani. Ben umurlarında olmaz. Yani Abdülkerim'in kendi kariyeri ve kendi futbol kişiliği açısından bence çok büyük bir gol yediğini düşünüyorum. Hocam benim yaptığım paylaşımın altına Galatasaraylılar gelip bana hakaret ediyorlar ya. Ya orada ne çok, konuşuyorsun yani, sen Galatasaray'la Abdülkerim'le ilgili falan filan. Sosyal medyadaki o kitleyi çok dikkate almışsın. Tabii genelleştirmek istemiyorum ama yani futboldaki fanatizmin ya muhakkak öyle de buna şimdi katkı sağlayacağını biz düşünüyorum. Abdülkerim'in yani futbolcu kişiliği ve şu anda Abdülkerim bir marka değeri oldu. Yani Türk futbolunda bir marka değeri var. Abdülkerim bu marka değerini dün akşam bence düşürdü. Yani Konyaspor'a yaptığı saygısızlık değil. Bu saygısızlık çok net ifade ediyorum. Yani iki golde de yaptığı sevinç. Ya sevinci ya final maçı mı oynuyorsun? Dünya Kupası mı? Şampiyonluk maçı mı oynuyorsun? Sıradan bir lig maçı 3 puan ya. O gole sevinsen ne olur? Hareketsiz kalsan ne olur? Tamam, tebrikleri yine kabul et. Sen ilk defa eski takımına karşı gol atan oyuncu değilsin ki. Burada klasik bir sevinç vardır. Beklersin, arkadaşların gelir tebrik eder, tebessüm edersin, gidersin. Ha ondan sonra da o yani rahmetlinin tişörtünü çıkarttığın zaman herkes seni alkışlar. Ama bu sevinçten sonra o tişörtü açarsan ben arkasında başka şeyler sığdırmak samimi zorunda gelmez diyorsun. Samimi gelmez. 90+3'te sevinmek nedir? Hadi birinciye sevindir. 90+3'te maç 3-0 olmuş ya. Maçtan sonrakini açıklamasını yetersiz kelime hafızasına bağlıyorum. Kelimelerin, kavramların tam olarak nereye denk düştüğünü belki bilmiyor olmasına bağlıyorum. O maç heyecanıyla yapılmış bir açıklama ama sahanın içerisinde duruşunu gösterir bir futbolcu. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum sizin gibi. Evet. Gerçekten ilk golden sonraki sevinci de bana tuhaf gelmişti. Ondan sonra ya Konyaspor maçından sonra üçlüyü sen çektirme Abdülkerim ya. Kenarda dur ya. İki gol atmış olabilirsin ama o gün daha Konyasporlu futbolcular sahadan ayrılmamışken üçlüyü o gün sen çektirme ya. Bir bayrak sallanacaksa o gün sen sallama o bayrağı ya. Bir sonraki hafta salla. İstersen bayrakla dolaş. Ama Konyaspor maçında yapma bunu ya. Memleketinin takımı ya. Ya Abdülkerim'le ilgili burada övgü dolu sözlerden bahseden, bu çocuğa güvenin diyen senelerdir ben senin programına geliyorum. Hatırla lütfen.
ısrar edilmesi gerektiğini söyleyen, gerçekten dün hayal kırıklığının ismi oldu bizim için ya. Üzüldüm. Bence bunu gene kendisinin telafi etmesi lazım. Çok zaman geçmeden ama. Uğur Avadan'ın değil. Kesinlikle. Evet. Sevgili seyirciler, bizler de fikrimizi ifade edeceğiz. Böyle bir konuyla sizin 3-5 dakikanızı, 10 dakikanızı aldığımız için de özür diliyoruz sevgili seyirciler. Yani böyle bir konuyla karşınıza gelmek, taraftarımızın böyle düşünmesi de bizleri ziyadesiyle çok fazla üzdü. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Durmuş Ali Kılıç Bey. Ben bir Erzurumlu olarak Konyasporluyum. Başka takım tutmuyorum ama Abdülkerim'le yaptığında hazmedemiyorum demiş. Konyasporumuz iyi olacak inşallah. Kaleci Deniz Ertaş maşallah demiş. Yani İrfan çok Çapan. Dediğim gibi hem sevinçleri, hani birinde abarttın ya, yapmasam mıydım falan diye aklına gelir değil mi adamın? 90 artı 3'te İki, ya. İkincisinde yaptın. Ha, maç sonunda Konya takımı dedin. Ben ondan diyorum yani, acaba sizinle işim olmaz mı demek istiyor. Siz bana şunu yaptınız, alın size mi demek istiyor. Bilmiyorum yani. Ki inşallah öyle değildir. Üzüldük. Evet, İrfan Çapan ama Bey. Ama dediğim gibi genç adam inşallah bu hatasını telafi eder. Bir kaç yaşında bir hocam? Özür diliyoruz. 28 herhalde. 27-28 yaşında. Ben de ondan sordum. 30'a mı erdi? Gençtir abi. Bu, genç. Bu futbolcuların neyse. Ali Yeşil. Futbol olgunluklarıyla diğer olgunlukları birbirine çok paralel olmayabiliyor yani. Ya bir marka değeri var kendisinin. Yani bunu kendinin koruması lazım ya. Yani ya ben şimdi sayfasındaki şey. Paylaşımlara falan baktım. Mesela milli maçta, Konya'da oynadıkları duruş milli maçtan duruş. Sonra teşekkürler Konya falan diye böyle paylaşımları falan var. Hani Konya halkıyla aslında olması sorunu gereken. Olmaması gereken, öyle de gözükmeyen bugüne kadar bir tavrı vardı. Yani çıksın lütfen bir şey söylesin. Söylesin ne söylesin olacak diye. Ya bir şey olmaz mı? Ya benim Konya maçın heyecanıyla böyle yaptım. Maç sonu da o ifadeyi de hakikaten hiçbir art niyet olmadan kullandım falan dese biter iş yani. Hayır, dediğim gibi davranmış olsa yani Galatasaray camiası ve spor camiası tarafından da daha fazla takdir edilecek. Akde vefası olan bir futbolcu denecek. Bak, duruşu olan bir oyuncu diyecek. Nereden geldiğini unutmamış diyecek bütün futbol camiası. Evet, Serkan Kavaklı Bey, iyi akşamlar. Fenerbahçe maçından sonra fikstür bize dönecek. Konyalı, Konyasporlu evinizde maçlarda destek lazım demiş Konya'da. Mustafa Süngü Bey, Hoca ile ligde kalacağımıza inanıyor musunuz? Bildiğiniz transfer var mı? Hocaya çok yükleniliyor hocam. Ben de gördüm. Taraftarın hiç güveni yok yani şu kadro tercihlerinde. Ve oyuncuları işte saha içindeki yerlerini veya değişikliklerle ilgili tasarruflarından sonra sosyal medyada da çok fazla tepki vardı. Ama yani hocayla bir konuşulması gerekir. Ben aynı kanaatteydim. Transferlerden sonra görmek lazım ya Hakan Hoca'yı. Ben yani takım oyuncu değişikliklerinde saha içerisindeki o döngü yani futbolcuların hemen rotasyonunu yapmasında da çok başarılı biliyorum. Mesela bu maçta dikkat ederseniz Ahmet Oğuz'u aldıktan sonra hemen Uğurcan'ı orta alana şeyin yerine çekti. Olcan'ın yerine çekti. Sağ tarafı işte Muriç geldi. Yani orada o rotasyonu kaydırmayı da elindeki oyuncuların yani maksimum düzeyde kullanarak yapıyor. Ama oyuncu performansları bir türlü artmıyor ki, ne yapsın? Yani Nelson mesela. Geldiği takımlar, oynadığı maçlar, attığı gollere bakıyorsun. Bir de dün kaçırdığı gole bakıyorsun. Karşı karşıya şimdi, ya. Şimdi Sokol eli sıcak, basketbolda öyle denir. Ayağı sıcak bir oyuncu. En ayağı sıcak oyuncun Sokol fevri hareketten kadro dışı kalıyor. Yani teknik direktörün yerine bir koyup değerlendirmek lazım. Yani öyle de ben yine de biraz evet. Tereddütlüyüm yani. Vakitimiz daraldı, çok az kaldı. Görüntümüz var. Adem Bulut Bey'in açıklamasını yayınlayacağız. Mesajınızı okuyayım diye. Yani size de değer verdiğimizi biliyorsunuz. En azından ama çok fazla bu arada geçen haftadan Sayın Ömer Korkmaz Bey'in verdiği 9 forma, bizim her hafta O Ses Çiğ Köfte farkıyla verdiğimiz formalar vardı. Konya Spor formaları. Onların da talihlerini birazdan açıklayacağız. 12 taraftarımız 12'ye ithafen Ömer Korkmaz Bey 3 formayı 12'ye çıkartmıştı. Geçen açılışta denk geldik. Sayın İsmail Altınışık Başkan, Efsane Başkan da dedi ki dönerleri unutmuyoruz, İskenderleri. Benden de o 12 talihliye İskender, 12 İskender dedi. Yanında salatalarıyla, içecekleriyle demişti. isimleri de Sayın Başkanım kontrol ederek en azından bir baskın yemeyen, bunun için söylüyorum. Format hallerinin isimlerini de ben size gönderirim. En azından o kardeşlerimiz oraya giderek
karınlarını da Sayın İsmail Altınışık efsane başkanın İstanbul Caddesi'nde efsane dönere İsmail giderek... İsmail abiye dokunmaz ya. Dokunmaz zaten. Canım dokunmaz. O gönderdiği gönderdiği hayırları biliyorum ben o yurtlara, oralara, buralara. Bunlar söylenmez. Allah ondan razı olsun. O mütevazi dükkanında neler yapıyor. Onun gönlü zengin o. O bütün Konya'ya ikram eder. Hiç problem değil. Evet. Selamlar Selman, Selim Akyüz ve Mete Hocama demiş. Maalesef yapılan yanlış transferler bu hale getirdi bizi. Gol atamayan Uche Oliveira dönmüş. İşte Ahmet Hasan tutulabilirdi. Takımda diğer fazla futbolcu transferin yerine Pozzuolo tutabilir. Bunları hep konuştuk zaten Murat Bey. Yani tutulabilirdi, olabilirdi. Şimdi yeni bir sayfa açmamız gerekiyor ki transfer başlıyor. Şimdi ne yapmak gerekiyor onları konuşmamız gerekiyor. Çünkü geçmişin bize bir faydası da yok. Ama haklısınız onu da söyleyeyim. Latif Kaçar abim kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Sağ ol Latif abim. Ellerinden öpüyoruz sizlere selamlar. Arkadaşlar çok mesajı var. Konya yönetiminden ricam Allah rızası için. Elinizi asaya vurun. Konya'nın hakkını ben tam masaya vurun demek istemiş olabilir. Öyle mi demiş ki? Evet. Asa diyorum ne alakaya? Ay evet. Oradan değil mi? Peygamberin yere vurduğu, su fışkırdığı gibi. Hakkını arayın. Başkan Allah rızası için demiş. Lütfen biraz yazarken aralıkları da dikkat edersek. Süleyman Arık iyi akşamlar. Evet teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olasınız. Çok sağ olun. Saygılar efendim. Şöyle devam ediyoruz. Tarkan Bey, Mehmet Baş Bey iyi yayınlar. Sağ olun. Yusuf Özselek abim teşekkür ediyorum. Aykut Gülsöz. Deniz Banko bir numaralı kalecimiz olmalı. Mehmet Ali Büyüksayar kadroya dahil edilmeli. Gençlerimize değerini bilmeliyiz. Hocamızı da değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum demiş Aykut Gülsöz. Arkadaşlar çok mesaj var ama bizim de vaktimiz çok uzun değil. Eğer zaman kalırsa yine okuyacağım. Şimdi Abdülkerim'le alakalı da çok mesaj var. Hepsini okumak istemiyorum. Bazıları hakaret de içeriyor. Tabii Abdülkerim Bardakçı bu memleketin evladı. Konyaspor'da yetişti. Bir kez daha kaleciyle alakalı Yunus Emre Sürmeli Göz var. Onun yetişmesinde de Taner Ay ve bütün altyapı antrenörlerini tebrik edelim. Emekleri çok fazla. Yıllardır söylüyoruz. Oynatırsanız görürsünüz. Oynatmadığınız oyuncuyu nasıl göreceksiniz yeteneğini? Yıllarca hiç şans vermemiştik çocuklara. Bir zorunlulu şans şimdi oldu. Şimdi bana işte Mustafa Üstün sağ olsun. İşte Fatih Azak, Yavuz Demirci onlar da bu konuda mesaj yazıyorlar sürekli. Mustafa şeyi göndermiş. İşte Konya Spor'dayken Adana Demirspor la oynuyor Konya Spor. Adana Demir'de daha önce oynadığı için onlara attığı golden sonra hiç sevinmedi. İşte bu büyütür bir oyuncuyu küçültmez. Burada yapamıyor işte onu ya da yapmak istemiyor. Bir şey var yani. Ya bu camiada dışlanma korkusu onu o riski alamayacağını düşündü. Ya da gerçekten Konya Spor'a bir mesaj vermek istedi yani. Benim anladığım bu, başka bir açıklaması yok. Öyle hani bunu bilmeyen birisi değil ama yani. Ama kafada öyle bir kurguyla hayır. Çıkarsan olur mu yani? Çıkar ben çıkar kafada abi. Öyle bir kurguyla ben hayır, o zaman memleketini satıyorsun. Hayır, o insanları üzüyorsun. Hayır şöyle hocam, bir durum var. Ben şimdi bunun doğru olduğunu söylemiyorum ki. Acaba bakın, böyle bir şey mi vardı da bu hayır, aymazlığı yaptı diyorum yani. Şimdi bir saniye şöyle bir yani böyle bir tezatı niye gündeme getiriyoruz ki? Şimdi bu gol, bu maçta attığı gollerden sonra sevinmemesi Galatasaray tarafından dışlanmasına sebep olmaz ki. Zaten görevini yerine getirmiş, golü atmış. Galatasaray alacağı 3 puanı almış. Hocam bilmiyorum işte. Ben ikisinden birine ben yoruyorum. Ben şuradaki yani ihtimali tabii bilmiyoruz. İhtimaller üzerinden konuşuyoruz. Sanki Abdülkerim'in buradan gidişi ve buradaki belki maruz kaldığı bazı şeylerle ilgili bir sistemi var. Ben öyle algıladım. İşte ben de ona yoruyorum. Yönetimle abi ilgili olabilir. Belki bazı taraftarlarla ilgili olur ama galiba onu tatmin etmeyen bir şey var. Yani Konya ile ilgili gidişine dair bir içinde kalmış bir şey var. Biraz onun dışa yansıması oldu. Ben öyle düşünüyorum. Yok, Galatasaray ile ilgili bir durum yok bence. Evet, Abdülkerim bu konuda açıklama yapmazsa biz havada suda övmüş olacağız. Evet, tabii. Tahminler üzerinden şey yürüteceğiz. Ya daha da fazla fikir yürüteceğiz. Çok da üstünde durmaya gerek yok. Bence de. Ben şöyle olması gerektiğini söylüyorum. Konya'nın daha büyük sorunları var şu anda. Ya transfer var, o var, bu var. Bizi hayal kırıklığına uğratan şu. Üzüldük. Yani bizi Abdülkerim emin olun Konyaspor taraftarı Abdülkerim Konyaspor'a 10 gol de atsa gurur duyardı. Bakınız 10 gol de atsa bir maçta gurur duyardı. Niye? Memleketimizin evladı. Biz onu çok fazla koruyamadık, kollayamadık, elimizde tutamadık. Bir şekilde gitmek istedin, gittin ama hani sonuçta sen Konyalı olduğun için o ve 42 numarayı giydiğin için emin ol milli maça geldiğinde o direkten dönen topun gol olsun diye
Bu Konyalı, o maça gelen bütün maçı izleyen Konyalılar senden çok istemediyse namerdim. Bunun altını çiziyorum. Bütün Konyalılar ve o maça gelenler milli maçta direkten dönen topunun gol olmasını Abdülkerim Bardakçı senden çok istemedilerse namerdim. Senden çok istediler. Gurur duyuyorduk. Çok seviyorduk seni. Hala seviyoruz, ayrı mesele. Ama hem gollerden sonraki dediğin gibi hocam da çok doğru tespit yaptı. Gol atman problem değil. Gol attıktan sonra tepkisiz kalabilseydin, tepkisiz kalıp. Çok büyürdü ya. Emin ol, Konya'nın gözünde, Galatasaray taraftarının da gözünde sadece değil. Kesinlikle. Memleketi diye Galatasaray taraftarı sana saygı duyacaktı. Çünkü işi bitirmişsin, zaten gole atmışsın. Diyeceklerdi ki işte karakter budur, duruş budur diye. Böyle o sevgini daha da kat be kat artıracaktın. Hem hadi ilk golde çocuğun oldu, işte parmak emdin işte falan, ikinci gol. Maç bitmiş hocamın da dediği gibi artık. Üçüncü golden sonra abartarak, daha da artırarak sevinmen bu camiadaki insanları çok kırdı, çok üzdü. Yani ne yaptık ki biz sana diye düşünmeye başladı insanlar. Ben şahsen Abdülkerim adına çok üzüldüm. Çok da hani bu konuyu uzatmamak lazım. Bir Abdülkerim inşallah bir açıklama yapar. Emin ol, her gelen hocaya, her gelen başkana seni sorduk Abdülkerim. Görüşüyor musun? İlhan Hoca'ya da sorduk. Aran nasıl? İşte ne düşünüyorsunuz diye. Biz bir de maçtan sonra mesela beni tribün çağırsa izledim ben. Galatasaray tribünü çağırdı Abdülkerim'i üçlü için. Şöyle yapardım ben olsaydım. Konyasporlu oyuncular tünele doğru giderken şöyle yapardım. Olmaz, ayıp olur. Şeyi gösterirdim, Konyaspor takımını. Bana yakışmaz, başka bir oyuncuyu yönlendirirdim. Ben yapmazdım onu. O bayrağı almazdım dediğiniz gibi. O nedenle Abdülkerim bizim evladımız ama hani beklemediğimiz için çok şok yaşadık ve böyle konuşuyoruz. Zaten başka bir şahıs olsa, başka bir futbolcu olsa hiç üzerinde bile durmadan geçer gideriz değil mi hocam? Kesinlikle. Mevzu bahis bile yapmayız. Niye? Ya çok, o kadar çok sevdiğimiz için bizim çok böyle biraz. Çok aslında yakın bir örnek var. Bu Serdar yani Gürler yaptı da ne oldu yani? İki konuştum. Varilin üstüne oturdu. Karakterine yakışanı değil mi? Yaptık. Bacaklarını şöyle kaldırdı. Karakterine yakışanı yapmış dedik, geçtik yani. Tabii evet. Zaten Konyalı olması biraz yani hayal kırıklığını arttırıyor. Yani çok benzer bir örnek değil ama yani İlhan Hoca'nın takımdan gönderilme sürecini hatırlayın lütfen. Evet. Yani hiç de hak etmediği biçimde gönderildi. Yani böyle bir sistemi, böyle bir atraksiyonu yapması gereken aslında mesela İlhan Hoca olabilirdi. Ama yaptı mı İlhan Hoca? Camia zarar görür diye hiç konuşmadı. Buraya deplasmana geldi İlhan Hoca Rize'yle. Evet. Alkışlandı ve gitti yani. Evet, birebir anlattıkları da var. Yarım saat falan konuştuk biz mesela. Var, kol kırılır yen içinde kalır. İlhan Hoca'yı, Hoca da öyle İlhan Hoca'yı büyüt, büyütmedi tabii mi bu? Hala işte taraftar İlhan Hoca yazıyor. Ya, yani. Rize spor tarihinde yok 7 maç yenilgisizlik serisi. Ya. O tarihte o ilki yaşattı Rize'yi. Peki. O nedenle taraftarlar da lütfen rica ediyoruz. Tamam, eleştirinizi yapın ama Abdülkerim'le alakalı da lütfen yazmazsanız artık seviniriz. Çünkü çok fazlasını da konuştuk. Hatta şeyi bile, fotoğraf var. Ya Bayiç kadar mı olamadın diyenler var. Bayiç'i görelim. Başakşehir'e Konyaspor'dan gittikten sonra Konya'ya geldiğinde gol atmıştı. Bayiç'in tavrını bir görelim. Bu konuyu kapatalım. Riyad Bayiç arkadaşlar. Evet, Ömer Gür yönetmenim. Şu an bu işte bak, az önce söylediğim hareketti ya, bu kadar. Evet, peki. Riyad Bayiç, evet. Başakşehir'deyken Konyaspor attığı golden sonraki tavrı. Evet. Sevgili seyirciler, gerçekten yani daha çok büyük problemlerimiz var. Umarım Abdülkerim de yanlış anlaşıldığını ifade edecek bir açıklama da yapar. Bir Rıza Çalınbay'da duymuştum onu. Konya takımı sözünü burada misafir ettiğimizde. Bir de dün akşam duydum. Yani Konya takımı diyor. Allah Allah. Bir de onun öncesinde böyle diyor. Konya takımı diyor. Yani ben neyse ya. Yani. Aslında hani yetiştiği kulüple alakalı şöyle düştü. Şöyle dese, biz de ihtiyacı olan bir takımla oynadık. Zor geçti bizim açımızdan. Konyaspor bizi çok zorladı. Benim yetiştiğim de kulüp. Bundan sonrası için Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Bugün biz kazandık, yolumuza bakıyoruz. Ne tatlı olurdu. Deseydi ne kadar değil mi? Ne güzel olurdu yani. Evet. Peki. İnşallah. İşte çok hani beklemediğimiz için şok olduk. Yani çok seviyoruz biz Abdülkerim, bizim canımız ciğerimiz yani. Onun başarısını emin olun hala Abdülkerim'den çok istiyoruz ama. Transferle ilgili şimdi mali kaynak bulma çalışmaları. Çalışmaları var. Ama belirlenen bir isim yok galiba. Bir oyuncunun ismi geçiyordu, yerli bir oyuncunun.
Vallahi iki tane umut var. Birinden umut yok, birinde umut var. Güzelmiş. Hangisi, onları da açıklarsın. Onun ismini vermeyeyim çünkü araya belki başka şeyler girebilir. İki umutla görüşme var. Birinde umut yok. Sözleşmesindeki özel maddeden dolayı hocam umut yok. Hı-hı. Çünkü sözleşmesinde başka bir kulübe satılması konusunda bir şey var. Bir anlaşma var. Öyle bir madde var. Diğer umutta da umut var. İki umudun birinde umut var. Evet. İnşallah iyi olur hocam. Ama sonra... şöyle söyleyelim. Evet. İsim umutlarla ilgili tam net bir adres veremediğimiz için ben iki umudun da Konya Spor için çözüm olabileceğini düşünüyorum. Hangisi olursa olsun. İkisinin de yerli oyuncu pozisyonunda seçilebilecek önemli, yani iş görebilecek önemli oyuncular olduğunu. Ligi tanıyan diyorsunuz. İkisinden birisinin gelmesinde fayda var. Evet, hem Nair hem Bozok. Evet. Hocam böyle düşünüyorsunuz. Ben o kanaatteyim. Sen ne düşünüyorsunuz? İkisi de çözüm Selman olabilir. Selman Bey. Ama ikinci bir transfer de lazım o bölgeye. Yani tek transfer olmaz. Valla ben yabancı golcü istiyorum. Bence oraya yabancı iyi bir golcü lazım yani. Evet sevgili seyirciler, çok fazla mesaj var. Bitireceğiz artık. Şu Adem Bulut Bey'in bir açıklamasını izleyelim. Ondan sonra... Şimdi çok panik olabilecek bir sürece girecek Konyaspor. O yüzden orada daha böyle kulağını tribüne falan kapatacak bir yabancı golcü daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani. Ya iki Umut'un da tecrübesi var ama ya. Genç oyuncular değil onlar aynen, ya. Aynen tabii öyle de. İzlet abi. Umut Bozok da öyle ya. Kasımpaşa'da leblebi gibi gol atıyordu ya. Bozok mu? Ha, tabii canım. Evet, Adem Bulut Galatasaray maçınlardan KON TV'ye özel açıklamalarda bulundu sevgili seyirciler. Bir izleyelim neler söylemiş. Tabii öncelikle üzgünüz. Yani buradan bir puan veya en azından neden olmasın 3 puanla ayrılmak isterdik. Takımımız iyi mücadele verdi. Yani gerçekten bir risk aldık. Belki genç kalecimizle yola çıktık. Ama bugün belki maçı kaybettik ama Deniz'i kazandık. Yani böyle gençlere fırsat vermek lazım. Yani Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Yani elimizdeki değerleri kullanma anlamında, fırsat verme anlamında, süre verme anlamında biz bunları yapmak istiyoruz. Takımımız mücadele etti. Bence sonuna kadar da mücadele etti. Belki hakem kararları eleştirilebilir. Bazı pozisyonlarda takdir hakkını Galatasaray'a yana kullandı. Belki bize vermiş olsaydı durum farklı olabilirdi. Sonuçta kaybettik. Üzgünüz. İnşallah önümüzdeki Fenerbahçe maçına çıkacağız. Bu Fenerbahçe maçında bir puan veya puanlar alarak belki Konya'mıza dönmek istiyoruz. Böylesine kritik maçlar öncesinde ve sizler de kritik kararlar aldınız. Ne söyleyeceksiniz? Ya şimdi her zaman şunu söylüyoruz. Zor zamanlarda güçlü adamlar ortaya çıkar. Biz bugün bir karakter ortaya koyduk. Aslında bir takım olarak bir otorite ortaya koymaya çalıştık. Ne olursa olsun her şeyden büyük değildir futbolcunun büyüklüğü. Bizim için Konya Spor Camiası daha büyüktür, arma daha büyüktür. Futbolcular gelip geçicidir, bunu böyle bakmak lazım. Kimse Konya Spor'la alakalı böyle bir ihtar veya bir para söz konusu olamaz. Hiçbir futbolcunun Konya Spor'da alacağı kalmamıştır. Şu zor zamanda futbolcunun göstermiş olduğu bir reaksiyon canımızı acıtmıştır. Biz de bunun karşılığını verdik. Yani bundan sonra herkes, bütün futbolcular için söylüyorum. Yani Konyaspor bu anlamda otorite koymak zorunda. Yani elimizden gelen bu noktada neyse otorite anlamında, karakter anlamında bunu koymak istedik. Bugün iki futbolcumuz da bir şekilde kadro dışı kaldı. Ve diğer oynayan çocuklar da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Maçı kaybettik ama dediğim gibi Deniz'i kazandık. Önemli olan bence bu. Yani dediğim gibi para ve ihtar söz konusu olduğu zaman önce takım ve arma gelir. Yani Konyaspor'un büyüklüğü bu noktada her zaman önde gelmesi lazım. Sayın Bulutlu, Bernardoni ve Çikaleşi defteri kapandı diyebilir miyiz? Ya kapandı diyemeyiz. Ya sonuçta onlar bizim sözleşmeli oyuncularımız. Biz her zaman futbolcularımıza devam etmek istiyoruz. Ama buradaki önemli olan takımın karakteri ve kulübün koymuş olduğu karakter. Ya futbolcular da bu noktada elinden gelen neyse onu yapması gerekiyor. Yani biraz da sabretmeleri gerekiyor. Yani biz elimizden gelen mücadeleyi kulüp anlamında, yönetici anlamında yapıyoruz maddi manevi olarak. Yani futbolcular da bu anlamda biraz taşın altına elini koyması gerekiyor. Tamam, herkesin bir ailesi var, parasını alması gerekiyor. Ama bu bütün kulüplerde, Anadolu kulüplerinde de böyle. Sadece bizim kulüpte değil. Yani biz de bu anlamda Bernardoni ve Skaleş defteri kapandı diyemeyiz. Bunlar bizim sözleşmeli oyuncularımız. Bunlarla devam edeceğiz. Ama yarın neler olur onu bilmiyorum. Transfer sezonu işte ayın 11'inde başlayacak. Yani bu önümüzdeki gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
Evet sevgili seyirciler, maçtan sonra Adem Bey'in açıklaması böyleydi. Ama ben şahsen bir kez daha söyleyelim. Bernardoni ve Çikaleşi defteri kapandı diyebiliriz. Başkan Bey maçtan önce bazı ziyaretlerde bulundu. Konyalılar Derneği Vakfı'nı ziyaret etti. Orada ismine bir bakayım. Şuradan görüşmelerini, girişimlerini de sürdürüyorlar iş adamları nezdinde. O fotoğrafları da bir alayım. Evet, Kemal Bey burada efendim maçtan önce biliyorsunuz bu tip girişimleri, görüşmeleri ve çalışmaları sürekli yapıyor Konyaspor yönetimini. İstanbul'da Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği Konsiyat Başkanı Kemal Çelik ve dernek yönetimiyle bir araya geldiler. Gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. İlginin yanında da Konyaspor'a maddi destek istiyoruz, para istiyoruz oradaki iş insanlarından. Ve bir de şunu söyleyeyim, hep burada ben bir eleştiride bulunmak istiyorum. Başka Anadolu takımları gittiğinde İstanbul'da İstanbul takımlarıyla oynadığında oraya tribünü çakıyorlar abi. Bu taraftarın oraya gitmesini sağlayacaksınız. Bu yönetimin de görevi. Nasıl? Oradaki iş insanları da ne yapacak? Konyalıları bilgilendirecek, attıkları mesajlarla sadece arabaşıyla piknik yapıp orada boğaz düşünmeyecekler. Bunun yanında da Konyaspor gittiğinde haberleri var mı yok mu bilmiyorum. Belki de başkan bir oraya gidince maçın olduğundan haberleri oldu. Onu da bilmiyorum ama yıllardır 20 kişi, 30 kişi kardeşim hiçbir organizasyon yok. Bundan sonra ricamız Konyaspor taraftarına 900 lira, 700 lira. Fenerbahçe maçı 900 lira. Şimdi otobüsü yönetim karşılıyorsa biletleri de siz alın. İstanbul'da yaşayan iş adamlarımız, taraftar o biletlerini alın. Pasolikleri zaten taraftar kendisi alır. Niye söylüyorum? Tribün grupları için, tribün taraftarlarımız için bu tip maçlar vitrin maçlarıdır. Bir İstanbulspor, bir Karagümrük deplasmanı çok dikkat çekmez. Ama Konyaspor taraftarını yayıncı kuruluş gösterdi mi bilmiyorum. Maçı izlerken gördünüz mü? 3-4 defa gösterdi. Gösterdi. 20-30 kişi gözüküyor zaten. Orası vitrindir. Sen orada böyle çakar da bir Fener'de yapabildik. Bir Fener maçında bir kez. Ömrümde bunu gördüm sadece. Orada İlmi Bey, Allah razı olsun. Doldurmazsanız bak, aa diyor işte Konya değil mi abi? Kültürü bu kadar, taraftarı bu kadar. Bu tip maçlar orayı tıklım tıklım olduğu zaman da senin marka değerin de artıyor. Doğru. Başka maçlarda göstermezler. Ne yapsın? Çünkü o maçları milyonlar izliyor. Türkiye'den, Avrupa'dan. Görelim o zaman taraftarı kaç kişi varmış? Parmakla sayarsınız. Çektim fotoğrafı. Bu organizasyonlar yapılmayınca kendim kenarıyla giden taraftarlar vardı hocam. Vallahi ceminden para verip uçağa binip. Yönetimin de şu an onu yapacak gücü yok anladığımız kadarıyla yani. Çok zor. Yok yani. Anadolu maçlarına yapıyor. İstanbul'da. Arkadaşlar bunun dışında. Burada bilet ücretleri yüksek ama. Efendim? Burada bilet ücretleri yüksek değil mi? Deplasmanlarda öyle 900 lira mesela herhalde şey. Tabii. 1000 kişi götürsen 1 milyon lira para gidiyor yani sırf bilete. Evet. Ama işte vitrin maçlar. Ne diyorum? İşte öyle de, paylaşacaklar İstanbul'daki iş insanları. Taraftar da burada biraz şey olması lazım. Taraftar zaten feda. Arkadaşlar buraya bir gelmeden az önceki fotoğrafı alabilir miyiz? İçerideki maçlarda dolduramıyoruz ki. Orhan Güngör, Turan Güngör, Fatih Ceylan, Yunus Emre Yılmaz. Az önceki fotoğraf. Şurada karşılaştım. Ceplerinden para vererek deplasmana giden kardeşlerimizi gördüm. Hepsine helal olsun. Emeğine, yüreğine sağlık. Az önce benim bahsettiğim fotoğraf Galatasaray tribünündeki Konyaspor fotoğrafı sevgili yönetmenim Ömer Gür ve Ali Hoşgeçin Bey'den ricamız. Arkadaşlar. Bu bizim Yakup. Bu bizim Yakup. Bunu da gösterelim. Tamam geçelim. Bizim öğrencimiz. Onun için hocam bu sizin. Evet. Yakup Erzurumlu Yakup. Bir tane de bizim Furkan var A-Spor'da. Onu evet. Da görelim o zaman. Arkadaşlar diğer yan yana statta çekildiğimiz fotoğrafı da alalım. En son attıklarımızdan. Evet. Evet Furkan. Furkan. Selam var hocam sizlere. Furkan da Antep. Sizin elinizde yetişen oyuncu şeyler. Oyuncu diyecek fazla. Antepli Furkan. Efendim? Anteplidir Furkan. Antepli evet. Antepli. Peki. Furkan'la çok maceramız varmış. Şimdi bu maçın sponsoru Atiker'di. Mehmet Ali amcamıza, Mehmet Ali Atiker ve Atiker ailesine teşekkür ediyoruz.
Allah onlardan razı olsun. Onun görselini de bir alayım. Yanında oldular ya. Yani çok hakikaten Ömer Korkmaz'la vefalı beraber. Vefalı bir aile yani. Müthiş bir insan ya Atiker. Biz de buradan reklam yapıyoruz. Sevgili yönetmenim, az önce bahsettiğim fotoğrafı ben şimdi kontrol ettim, atmamışım zannedersem. O yüzden şimdi gönderiyorum sevgili yönetmenim. Şimdi gönderdim az önce bahsettiğim kaç taraftarımız vardı. Atiker ailesine bir kez daha ne dedik? Kim destek veriyorsa teşekkür edeceğiz. O fotoğrafı da aldıktan sonra buyurun hocam. Evet. 42. dakika. 42 kişi falan var herhalde. Göstermesin. Yani. Göstermese daha iyiymiş. Hayır, bunu görüp ibret alsın. Bu konuda üstüne düşeni yapmayan, İstanbul'da yaşayan, orada dernek vakıflarda görev yapıp organize olamayan, oradan otobüsler kaldırmayan Zeytinburnu'ndan şuradan buradan. Buyurun. Bu mu yani? Evet. Üzücü ama tabii evet. Şartlar yıllardır da, aynı hocam. Şartlar da çok kolay değil abi yani. Ona da Sivaslısı yapıyor, öbür şehir Anadolu takımları yapıyor mesela. Bir eksikliği var yani. Bir eksik var, organizasyon eksikliği ya, var. Futbolcuya da çok inanılmaz motivasyon sağlar biliyor musunuz oradaki seyirci? Gruplar ne yapsın? Öğrenci hepsi 900 lira nasıl versin benim taraftarım? Mümkün benim değil. Gariban. Benle beraber metroda döndüler yazık çocuklar. Sabaha dönecekler trenle falan. Tren 6.30'da oralarda sokaklarda çoğu bekledi. Biz bir kafeye girdik. Kafede bir baktım geldi abi nasılsın? Önce bilemedim. Dedi ki ya ben Gökhan hangi Gökhan? Emreciksin. Görelim. Eski futbolcu. Evet. Gökhan Emreciksin. Bizim çok mücadeleci bir oyuncuydu. Evet. Sarnıç Kafe diye bir kafede denk geldik. Sabaha kadar böyle oturuyordu orada. Biz de oturduk. Gökhan Emreciksin'e selam olsun. Şimdi amatörde oynuyormuş. Antrenör olacağım abi dedi. Futbol antrenörü olacağım. Hakan Kutlu çağırdı. Gitmedim dedi yanına. Selam olsun. Eski şey bilir. Şu anda genç nesil bilmeyebilir bilmezler. Ama. Gökhan'ı biliriz biz canım. Gökhan Emreciksin'i. Kaç sene oldu? Bayağı oldu. Gökhan yani. Eski statta oynadı. Yeni statta oynamaz. Eski statta oynadı. Yeni statta yok tabii, hocam. Tabii. 12. Çok başarılı ve azimli, hırslı da bir oyuncuydu. 10 seneye geçti herhalde yani. Orta saha oynuyordu. Geçti, evet. Orta saha oynuyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, kanat mı oynuyordu? Orta saha kanat oynuyordu. Sol açık mı, sağ açık mı öyle bir şeydi. Forvet oynuyordu. Gökhan Emreciksin'e selam olsun. Sarnıç Kafe ailesine de selam olsun. Evet, İstanbul'da sağ olsunlar. Dünya küçük işte. Hacı Hacı'yı Mekke'de misali. Biz de orada üfleme yerinde karşılaştık. Senin olmazsa olmazın zaten. Söyleme, evet. Yok söyleme. Diğer fotoğrafları da görelim. Sevgili seyirciler, diğer attıklarımızı da görelim. Veli Öncan açılış yaptı, görkemli bir açılıştı. Bütün yöneticiler, siyasetçiler, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı. Niye gösteriyoruz? Eski yöneticimiz maddi manevi çok destek verdiği için Konyaspor'a Veli Öncan ailesi, Başkan Ömer Korkmaz, Osman Bey, bakınız Bahadır Öncan olsun, Uğur Öncan, bütün yöneticiler, Sayın Çelik, orada Erkut Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı olsun diyoruz bir kez daha. Vermediğimiz fotoğraf var mı diye bakıyorum ben. Şurada sanırım yok gibi. Veli Öncan ailesine de bir kez daha hayırlı olsun efendim. Harika bir yer yaptılar. Hocam şimdi Fenerbahçe maçı var. Zaman artık sona geldik. Çok fazla mesaj var. 2 gün sonra çarşamba 8'de. Galatasaray maçından daha zor bir maç daha olacak. Fenerbahçe daha bu sene hazır ve takım olarak hareket ediyor. Galatasaray'ın eksiklikleri de vardı ama Fener'de öyle bir durum da söz konusu değil. Bence yani burada biraz daha takımın bir sonraki maça biz yani Fenerbahçe karşısında bu futbolu oynayabildiysek İstanbulspor karşısında galip gelebiliriz mesajı verecek bir oyun ortaya koyması benim için yeterli. Puan, bir puan inanılmaz derecede iyi olur. Yani onu net olarak söyleyeyim. 3 puandan bahsetmiyorum bile. 1 puan çok çok iyi olur. Ya da maçın üst olmaması da bizim için çok iyi bir sonuç olur. Öyle ifade edeyim. Ondan sonrasına bakacağız. Biz ondan sonraki İstanbul maçı, kupa maçı onun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve içerideki maçlarımıza dönmemiz lazım. Bu sırada bence golü bizim bu arada yani şu bir haftalık süreçte golü Fenerbahçe maçından ziyade transferde atmamız lazım. Evet hocam. Bu arada Umut Bozok Adana Demirspor'la da herhalde Adana Demirspor da ilgileniyormuş. O da biz Umut Bozok Umut şey demedik oraya yani. Oraya yakın olduğu söyleniyor. Konyaspor da teklif verdiği söyleniyor.
Bakalım ne olacak. Ya kızıştırıyorlar orayı burayı tabii, yazıyorlar. Yönet, biz bunu menajerler de bir... yapıyor. Mesela bazı yabancı oyuncu isimleri de geliyor. Biz duymadık. Sen duydun mu? Yok bana mesela Necip Kulaksız yazmış. Hasan abimin yiğidi. Enston ailesinin başında. İşin başında sponsorlarımızdan. Hasan abimiz eski yöneticilerden. Selam edelim biz de. Selamı var zaten. Özel size yazmış da çok mesaj var. Şimdi geçen haftaki programda sırf 900'e yakın paylaşım vardı. Hem X'ten hem Facebook KonTV spor sayfası. 900 kişi arasında 12 kişiye forma vereceğiz. Sadece niye öyle talihlendi? Hasan belirlendi. 900 paylaşım ve 2000-3000 yorum vardı. Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Nasip meselesi. İnşallah İstanbul Spor maçı, Fener maçı kazanırız. O sesçi köfte Mustafa Uysal farkıyla formaları vermeye devam ederiz. Fener maçı çok zor. Ben diyorum ki Lig Konyaspor'a İstanbul maçıyla başlayacak. Evet. İstanbul'a 3 puan yazıp gelip burada bir 20 bin taraftarla Antalya'yı yendik mi bir problemin yok. Özgüvenin gelecek. Orta sıralara gidersin. 3 puan var arada 10'uyla 4 puan öyle var. Öyle. Ne düşünüyorsun sen hocam? Vallahi zor değil ama yönetim hemen şu golcü işini bir çözmesi lazım. Çok acil. Hadi Oğulcan'la Soner'le 1-2 maç daha idare edersin de o gol bölgesinde vallahi yanarız hocam biz ya. Hakikaten yanarız. Konyaspor çok büyük sıkıntı çeker orada. Bu oyuncuyla işte Oliveira mıdır, Nelson mudur nedir? Bu oyuncunun şu anki haliyle olacak hiçbir şey yok. Ayağına yani ayakta duracak hali yok, dönecek hali yok. Kamyon gibi adam tabir yerindeyse. Yani uçe bile daha verimli olabilirdi yani. En azından top saklıyordu. İlk beyazı değil mi? Tabii. Mutlaka bir hemen bir acil bir golcü bulmak lazım. Artık öyle söyledi başkan. İstanbul maçında kulübede olacak ya da sahada olacak. Golcü mü? Golcü. İnşallah, inşallah. Ben Ömer Bey'in samimiyetine inanıyorum. İnşallah onlar hızlı bir şekilde Konyaspor'un yaralarını tedavi edeceklerdir. Çünkü derinleşmeye başladı bu yaralar yani. Özellikle şu son iki kadro dışından sonra. Çok şükür ki Deniz hemen ben buradayım dedi. Bir de golcü ben buradayım dese keşke ama yok. Onlar getirsinler, o desin. Basketbolda hemen nokta atışı yaptılar. İnşallah burada da olacak. Peki. Uzun problemimiz çözüldü yani. İnşallah iyi olur. Çünkü olmadık takımlara kaybettiler. Evet, ligin dibindeki takımlara. Maalesef. Ankara Gücü falan. Maalesef. En sonunda Karşıyaka'ya yenildiler. Sevgili seyirciler, sona geldik. Birkaç mesajla bitireceğiz. Mehmet Aytaç Bey iyi Konyasporludur. Konuklara selamlar. Takım bozuk giderse takımın içinde baş kaldıranlar oluyor. Bunları yıllarca yaşadık. Çubuklu formayı da unuttuk. Maçlara çıkmayı o forma bizim uğurumuz demiş. Abilerin büyük transfer Sayın Başkan Ömer Korkmaz futbol bilgisi müthiş. Başkan hangi mevkiler futbolcular lazım kafasına yazmıştır demiş. İyi yayınlar konuklara selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı yayınlar. Ama numarada baktığımda isimi göremedim. İsim de yazarsanız şahsi hesabı atmışlar çünkü. Peki. Şuradan birkaç mesaj daha bakayım. Ankara Emniyet Müdür Yardımcımız selam olsun. Müdürüm sizlere ellerinizden öpüyoruz. Selamlar demişler. Sivas Fener bir takım değil aman dikkatli olalım ve mutlaka seyirciye ihtiyacımız var diye söylemişler. İyi yayınlar hocalarıma selamlar demişler. Yani bizim rakiplerimiz de çok zor. Kimseyi atlamayalım. Efendim Hasan Yıldırım muhabirimiz demiş ki ya Galatasaray'a ihtar çektiğimiz için mi öyle dedi acaba Abdülkerim kendi çapında Galatasaray aidiyetini gösteriyor galiba demiş. Hasan var bir şeyler var. Hasan Yıldırım da böyle bir imada bulunmuş. Peki ne olursa olsun bahanesi yok. Kimse kimseye mesaj veremez. Zamanı geldiğinde herkes biz de dahil biz paramızı ödeyeceğiz arkadaşlar. Bitti. Osman Özel iyi yayınlar mı Suvacığım sağ ol. Konuklara selamlar. Efendim ne demiş? Hollanda'dan selamlar Hulusi Korkmaz. Abi ne bitmedik çilemiz varmış diye. Bıktık demiş ya. Hakeme mi kızalım, Abdülkerim'e mi diye devam etmiş. Yani işte Anadolu takımına aşık olmak, sevmek böyle bir şey. Vallahi dün iki kez ıslandım, iki kez üstümde kurudu. Yani öyle yağmur vardı ki İstanbul'da. Gidecek bir yerde yok. Ayağımızın içi vıcık vıcık böyle. O çoraplar üstümüzde kurudu. Yapacak bir şey yok. Taraftarın da çilesi aynı, hepimizin de aynı. Ama bu takımı burada tutacağız. Hepimiz mücadele edeceğiz. Hollanda'ya selam. İstanbul'dan Muhammed Kayalı, Bekir Atmaca, Ercan Büyükkendirci, Eyüp Yeşilgül, İsveç'ten selamlar. İyi yayınlar Konya'da. Bir Deniz. Deniz eksik diyorduk. Artık o da var demiş Eyüp Yeşilgül Bey. Selam olsun sizlere.
Efendim Tavşan Çalılı, Ömer Ağlılı zannedersem Eyüp Bey selam olsun. Konyaspor Germanya, Almanya. Konyaspor Almanya hesabı çok doğru konuşuyor hocalarımız. Teşekkür ediyorum, selamlar gönderiyorum demişler. Bravo Almanya'ya demiş. Almanya'ya biz de selam yolluyoruz. Evet, Bektaş Çelebi. Arkadaşlar bitmiyor ki. Forma tarihlerini görelim, bitiriyoruz. 12 forma. Senin her program böyle. Kime gitmiş? Mustafa Ergül, Ramazan Topraklı, İsmet Ekşi, Ali Akgül, Mustafa Arslan, Ali Mankır, Furkan Cingöz, Uğur Aydın, Mehmet Keklik, Erkan Çiftçibey, Mustafa İpek, Ömer Sabuncu. Anadolu Medya Grup Plaza'ya gelerek isimlerinizi, kimliklerinizi ibraz ederek formalarınız hazır santralde bekliyor. Sıcacık alıyorsunuz, ardından da İsmail Altınışık Başkan'a da uğrayıp oradan dönerinizi de yiyorsunuz. Efsane döner İstanbul Caddesi'nde. İçini duble yapsın. Afiyet olsun diyelim. Peki sevgili seyirciler, Mete Kazanç hocam, doçent doktor, Selman Selim Yakyüz hocam. Eyvallah, doçent, söylenti doktor. Çıkıyor da bolcu söylentileri. Efendim? Transfer dönemi başladı ya artık. Bana da yazıyorlar. Uçuruyorlar, ben de onlara bakıyordum şimdi. Heh, isim çok. Bakmayın. Yok Danimarkalı gelecekmiş. Yok isim, bilmem ne. İmza atmadan hiç kimseye inanmayın. Ben dahil, ben zaten isim olmadan inanmam, yazmam. Efendim sevgili Ali Hoşgeçin, Ömer Gür yönetmenim, Recep Kara, Hasan Güldiken... Ali Hoşgeçin'imin değerli evladı, ismi aklımda değil. Sana da selam olsun yiğidim haftaya. Veli Şengül, sizler de bizleri izlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çarşamba günü Fenerbahçe'nden de Allah emanetini almasa bağlantılar yapacağız. Yine İstanbulspor maçında da pazar günü orada olmaya çalışacağız. Diyelim Allah izin verirse tabii. En büyük servet, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hayırlı geceler efendim. Necip Oğulları'nın yeni transferi Enston'un sunduğu spor gündemi sona erdi.